kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Haluk Hocam, hoş Hocam, geldin. Nasılsın? Tekrar hoş bulduk. Çok güzel yerde kalmıştık. Lütfen şu anlattıklarını bir daha anlat. Çünkü çok etkileyici bir olay. Rica etsem. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eski Bülent başarı, hırs ve makam mevki odaklı bir insandı. Hepsini de yaptım. Çok güzel arabam, çok güzel evim, çok güzel işim, hayatımın her noktası çok güzel. Kariyer, süperim, her şey çok iyi. Sonra birçok duyguyu yaşadım orada. Ama huzur yoktu gittiğim lokasyonda, huzur yoktu. Allah'ım dedim, niye huzur yok ama her şey var? Ben huzur istiyorum dedim, tutunduğum her şey gitti elimden. Yani bütün dünyalıklar hepsi gitti ve dibe çakıldım. Dibe çakıldığımda da etrafımda hiç kimse yoktu. Kötü insan olduğum, herkes beni kötü zannetti. Hep öyle olursa. Dışladılar. Yani diyebilirdim sana, yani dostlarımı gördüm. Sonra bir yalnızlık yaşadım. Bir ara dedim ki Allah'ım al bu canı ya da bir cevap ver, neden bu dünyadayım? Ve yeni bir hayat başladı benim için. Eski doğan bir numara ben olacağım, çok zengin olacağım, CEO olacağım, başarılı olacağım, ezip geçeceğim de eski doğan. Şimdi ise elimi açıyorum. Canım Allah'ım, güzel Allah'ım, sahibim diyorum. Peygamber Efendimiz'in duası gibi bana her iki cihanda da güzellikler, iyilikler nasip eyle ve hepimizin iyiliğini nasip eyle. Eskiden başkasının başarısına nazar ederdim. Ne zaman takdir etmeye başladım helal yoldan başaran insanları, bana kapılar açıldı. İnanılmaz kapılar açıldı, imkanlar açıldı. Güzel insanlarla buluşmaya başladım. Şu an çok güzel dostlarımız var. Çok güzel insanlarla çepeçevre kuşatıldık. Biz de onlar da bizi. Ve dünyanın dört bir tarafından dostlarımız var. Evet hocam, hoş geldin. Sen nasılsın? Hoş bulduk. Şimdi hiç kesintisiz kaçmadan bir tane daha sormalıyım. Çünkü çok güzel bir, yani güzel derken çok benim açımdan çok iyi bir hayat öyküsü, bir de başarı öykünüz var. Yani şimdi benim eski gazetecilik günlerimden kalma röportaj hastalığım depreşti. Ben sormalıyım sana. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Geçmişte neler çektik diye hep düşünürüz. Biliyorsun, şunu yaşadık, bunu yaşadık. Saatlerce düşünür, üzülür, ağlarız ya da üzülürüz, ağlamayız da kızarız. Sevdiklerimizden acısını çıkartırız isteyerek ya da istemeyerek. Şimdi sizin yaşadığınız olayda da bunlar gerçekleşti mi? O kadar hani sıkıntı çektikten sonra artık düzlüğe çıkarken hiç o günleri düşünüp sevdiğiniz insanları çevrenizdeki ya da istemeden kalbi güzel insanları kırdınız mı? Böyle bir şey yaşadınız mı? Hocam şöyle söyleyeyim sana. Eski Bülent kırıldı da kırdı da. Onu sana söyleyeyim. Çünkü eskiden hep kendimi haklı görürdüm. Şimdi kendimdeki eksikliği, kendimdeki egoyu karşı tarafın hareketinde gördüğümde tamamının bende olduğunu kabul edip kendimi düzeltiyorum. Eskiden insanları düzeltmeye çalışırdım. Şimdi kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Bu birincisi. İkincisi, eski Bülent, şöyle söyleyeyim sana hocam. Başarı çok önemliydi eskiden. Ama şu an sadece yapmak var. Yani sevdiğim bir iş var, sevdiğim işimi yapıyorum. Yani sonuç hiç önemli değil. Bana düşenin en iyisini yapıyorum. Ve sonuçta Allah'ın dilediği gibi oluyor ve bundan da memnunum. İyisi de kötüsü de. Doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam sana. Geçmişte zihnim sabahtan akşama kadar vesvese, deli gibi konuşurdu. O sana öyle dedi, bu sana böyle dedi, o seni sevmiyor, bu seni sevmiyor, o arkandan konuştu. İşte bak, böyle bir kurnazlık yap, işi alasın, böyle patrona yanaş, zam yapsın. Hep böyle 40 tilki dolaşırdı eskiden kafamda. Ve uyumazdım. Baş ağrısı, migrenler,
ve daha birçok sağlık problemi Tabii. yaşardım eskiden. Şimdi sabah kalkardım, akşama kadar düşün 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 düşün. Akşam yatırdım, çok yorgun. Derdim ki ya ben bugün hiçbir şey yapmadım ama çok yoruldum. Bu eski Bülent. Şimdiki Bülent. Sabah gözümü açıyorum. İlk 5 saniye zihniniz bomboştur. İlk 5 saniye diyorum ki bolluk ve bereket içindeyim. Huzur içindeyim. Sonra vesvese davul zurnayla dıngıdı 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 geliyor hocam. Başlıyor kafanda. Haluk sana öyle söyledi. Ayşe böyle yaptı. Mehmet böyle yaptı. 40 sene önce Ali misketlerini çaldıydı. Başlıyor vesvese kafanda konuşma. Evliysen ve eşinle problem varsa vesvese şöyle yapıyor. Bak iyi bak. Bu yine burada. Şimdi vesvesenin görevi sen son nefesine kadar kafanda davul zurna çalacak. Şimdi Evet. hocam dışarıda diyelim ki bu ofisin yan tarafta düğün var. Davul zurna çalıyorlar. Şimdi gidip engelleyebilir miyim? Engelleyemem. Şimdi orada çalıyor. Vesvese de öyle dışarıda. Sen onu içinde zannediyorsun ve sonra vesvese seni kandırıyor. Senin ses tonunu çok iyi taklit yaptığı için sen onu sen zannediyorsun daha sonra. Sonra kendini kötü insan zannediyorsun. İyice bu sefer sen kötülük yapmaya başlıyorsun. Vesvese diyor ki tamam Bülent'i kıvama soktuk. İyiydi kötü oldu. Biz gidelim Mehmet'e. Bülent kendi kendini yok eder bundan sonra. Bize ihtiyacı yok. Şimdi şu an şöyle uyanıyorum. Sabahleyin kalktım. Şükrümü yaptım. Ve kafama vesvese geliyor. Bana diyor ki bak Ayşe senin için böyle yaptı. Mehmet arkandan bunu söyledi. Benim verdiğim cevap şu. Allah iyiliklerini versin. Devam ediyorum işime. Kalkıyorum eşime, çocuğuma kahvaltı hazırlanıyorum. Vesvese geliyor kafama. Niye eşini hazırlamıyor? Ne oldu ya? Ben hazırlayayım. Ne var? Ne fark eder? Diyorum vesveseye. Evet. Ben kahvaltı hazırlamayı seviyorum. Hani kadınlar hazırlardı vesvese benim kafama fitne sokuyor. Sürekli fitne sokar hocam o vesvese. Anladım. Ben de ona diyorum ki Allah senin de iyiliğini versin. Beni kavga ettirmeye çalıştığın kişinin de iyiliğini versin. Benim de iyiliğini versin. Akşam oluyor. Vesvese yorgun. Ben enerjik. Ve dünyanın işini yapmış oluyorum akşama kadar. O yüzden 10 yıldan fazladır insanlara anlatıyorum ki arkadaşlar affedin. Hepiniz bir gemisiniz. Yelkenli bir gemisiniz. Çıkın dışarıya. Şimdi hemen soru soruyorlar. Hocam nasıl affedelim? Arkadaşlar benim çektiklerimi bilseniz yani benim derdim size nimet. O geçmiş derdim. O yüzden lütfen kimse ağzını açmasın. Söylüyorum. Affedin yola çıkın yapacak çok işimiz var. Evet. Evet. Bana şeyi hatırlattınız. Geçmişte Anton Çehov'un bir öyküsünü okumuştum çocukken. Aslında bu çok hayatımda etkili oldu benim. Şöyle bir olay kısaca anlatayım. Çok zengin bir ailenin, yani Çarlık Rusyası'nda zengin bir ailenin oğlu. Hukuk fakültesinde okuyor. Gelecekte yargıç olacak, sonra da sarayda bir göreve getirilecek. Fakat adamın içindeki sevgi bildiğin duvar boyacılığı. Adam bu duvar boyamayı çok seviyor. En sonunda hukuk fakültesine giderken babasına diyor ki ben boyacı olacağım. Aşağılanıyor. Alay ediyorlar. Adam inat ediyor çocuk. Ben gideceğim diyor. Evden kovuluyor. Yani şatodan kovuluyor. Mahalle aralarına gidiyor. Elinde 3-5 kuruş parası var. Boyalarını alıyor ve başlıyor boyacılık yapmaya. Önce bir varoşta başlıyor. İnsanlar seviyorlar. İşini o kadar güzel severek yapıyor ki yaptığı boyanın ünü ta çara kadar gidiyor. Bir zaman sonra onunla alay eden insanlar evini boyatmak için onun kapısına gelmeye başlıyorlar. Oradan bir işte işçi kızla da evleniyor. Ömrü de öyle bitiyor. Ama mutlu ve sevdiği işi yaparak. Şimdi Ne güzel bana hocam. enteresan bir şey anlattınız. Birden direkt aklıma o geldi. Yani bir Hocam düşünün, öyle. Rusya'da yaşanan bir öykü. Ama öyle hocam yani düşünsene bir ömür düşünsene. Şimdi benim en büyük korkum şu Allah'ın huzuruna çıktık. Ne yaptın Bülent? Dolmaları ince sardın. Başka ne yaptın? Beni üzenlere bütün gün beddua ettim. Peki Değil mi? dünya hayatında başka ne yaptın? Kızdım söylendim. Peki kendin için bir şey olmaz. Ben kendim için bir şey yaparsam bencilliktir bu. Allah Allah biz sana bütün dünyayı verdik. Öteki insanlara da bütün dünyayı verdik. Kendiniz için de bir şey Değil mi? yapın. Başkası için de bir şey yapın.
Sadece kendin için yapmak bencillik. Sadece başkası için yapmak sencillik. Ortasını bul. Kur'an'da neden her şeyin dengesi? Bir bana bir sana, bir Evet. bana bir sana. Evet, şimdi ben sana soru sorayım hocam. Ben devam edeyim. Bir dakika, çok güzel bir yerdeyiz ama. Bülent Hocam. Tamam hocam. Şimdi bak, mükemmelliyetçilik, güç ve otorite, saatler kısaldı demiştin bir röportajında. Hayatı zorlaştırıyor. Aynı zamanda bunlar mükemmelliyetçilik ve otorite sahibi olabilmek, kendi ailesi de dahil, kendi hayatı da dahil zorlaştırıyor. Hayatı çok kısa yaşamaya başladığımızı düşünüyoruz. Evet, bana da sanki günler jet hızıyla geçiyormuş gibi geliyor. Bunun sebebi şu an içinde yaşadığımız çarpık düzenin dünyadaki bizi zorlaması mı? Yoksa biz kendi kendimizi bu tuzağın içine mi soktuk? Ne diyorsunuz? Aynı zamanda bu tür kitapların önemli isimlerinden biri olduğunuz için bu fikrinizi duymak isterim. Yani Hocam şöyle söyleyeyim sana. Evet. Ne de olsa vaktimiz var. Yayın bizim. Var. Şimdi hocam bak, samimi, herkese samimi konuşacağım. Eskiden vaktimiz vardı. Yani zaman gene 24 saatti. Ama 4 tane iş yaparak karnımızı doyurup aileye vakit ayırıp kendimize vakit ayırabiliyorduk eskiden. Evet. Şimdi kapitalist sistemde 4 iş yaparsan bırak aileye geçindirmeyi, benzin paranı bulamıyorsun. 40 iş yapmak zorundasın gün boyunca. Ve tren vagonunda Evet. işler ard arda diziliyor. Eşin, çocuklar, yemek hazırlama, eve erzak getirme, telefonunu arayan dostlar, aile, odur budur. Saat Evet. şu an bak 10.30 oldu. Saatin 10.30 olduğunun farkında değil. Ben sabah uyandım, kahvaltıyı hazırladık. Çıktım ben bahçeye gittim, ağaçları suladım. Budamam gerekenleri budadım. Evet. Köpekleri, hayvanları yedirdim. Ben çiftçilik de yaptım birazcık. Onları toparladım. Çıktım ofise geldim, ofisi toparladım. Sonra Evet. çıktık, öğlen yemeğini hazırladım. Eşim çocukla ilgilendi. Sonra birlikte çocukla oyun oynadık. Annemdir, Hı. kayınvalidedir, kayınpaderdir. Arabayla da bir gezelim dedik. Hop eve geldik. Akşam yemeği, eşim çorba yaptı. Çorba içtik. Ne oldu? Düşünüyorum, bugün o kadar çok küçük 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 iş var ki elle tutulur bir şey yok. Elle tutulur çok şey var ama zaman geçti. Eskiden Evet. netti. Bugün bunu yaptım. Bugün bunu yaptım. Bittiydi. Şimdi ona başlıyorsun, ötekine de başlıyorsun, ötekine başlıyorsun. Zaman hızla geçiyor. Şimdi zaman esnektir. Allah'a dua ederim ve gün bereketli olur arkadaşlar. Zaman esnektir. O yüzden Allah'ım günümü ve ömrümü bereketli kıl. Burası çok önemli. Gününüzü ve ömrünüzü de bereketli isteyin olmasını. Ve buradaki konunun içinde hocam sana söylemek istediğim şu, asıl oyun şu. Mesela bir tıraş bıçağı reklamı. Adam yakışıklı, tıraş bıçağı elinde. Bayan geliyor, kadın yanağını okşuyor. Ya Evet. arkadaş, senin göbeğin bu kadar. Senin sakalın kirpi gibi, o tıraş bıçağı kesmez senin sakalın ama bilinçaltına soktular sana. Evdeki Ayşe teyze de senin yanağını sevecek eğer bıçağı alırsan. Gidiyorsun alıyorsun ama ne bıçak sakalını kesiyor reklamdaki gibi, ne de evdeki börek yemekten sen 160 kilosun, 120 kilo eşin yanağını seviyor. Yani biz beslenme kültürümüz hem çok güzel ama bizde dozlar ve gramajlar yanlış. Çok fazla. Şimdi buradaki sistemin içinde televizyonda inanılmaz, ben aynı zamanda reklamcıyım. Biliyorum. İnanılmaz hileli reklamlar var. Ve oturuyorum reklam izlemeye, televizyon izlemeye, başım dönüyor, midem bulanıyor. Eşime diyorum ki bak, buradaki hileyi gördün mü? Yok, görmedim. Yıllar öncesini konuşuyorum. Şimdi eşim bana ne diyor biliyor musun? Canım, fark ettin mi? Az önce bilinçaltımıza bu ürünü çaktılar. Evet diyorum, çaktılar bilinçaltımıza o Evet. ürünü. Bravo. Biz Bravo. 93-97'de üniversitede okudum. 95 yılında
Bizim bir asistan hocamız vardı üniversitede. Bize bir ödev verdi. Dedi ki bir film var. Size de tavsiye ederim. Trainspotting diye bir film. Belki 96-7 yılı. Gidin sinemada bu filmi izleyin. Filmi not alın ve gelin dedi bize. Sinemaya gittim. Biz 21 öğrenci oturduk ve filmi izledik. Çocuk kıza aşık oldu, kız çocuğa aşık oldu. Hep duygusal hallerini izledik. Geldik ve biz endüstri ürünleri tasarımı hocasına, iç mimarlık hocasına çocuk kıza aşık oldu diye bir rapor verdik. Bütün sınıf kaldık. 21 öğrenci sıfır yazdı bize hocaya. Dedik Çok hoca niye? enteresan. Dedik hoca niye? Arkadaşlar dedi, çocuklar dedi, ben sizi sinemaya dedi, kız dedi, çocuğa aşık olduğunu görmeniz için mi gönderdim? Konu oydu. Ya dedi, bu sinemada dedi, hangi zamanda çekildi? Arkada hangi dekor var? Yerde hangi halı var? Arkada hangi poster var? Hangi duvar yazısı var? Hangi mesaj var? Baktınız mı? Yo. Ama film güzeldi. Kız çocuğa çok aşık olduydu. Bizim Evet. film izleme şeklimiz, dizi izleme şeklimiz öyle. Deli gibi bilinçaltımıza arkadaki fonda mesajlar sokuyorlar. Sen bütün gün o çocuk kızı sevecek miydi, aldattı mıydı diye konuşuyorsun. Sonra biz sinemaya gittik hocam. Tekrardan hoca bize bir hak daha verdi. Ve o sene, o filmden sonra benim bütün hayatımda film izleme şekillerim değişti. Bir filmi artık iki kere izliyorum. Bir konusunu izliyorum. Konusunu izledikten sonra artık size herkese tavsiye ediyorum. Filmi izlerken karakterleri sakın takip etmeyin. Arabalar takip etmeyin. Arabanın geçtiği yoldaki tabelaya bakın. Arkadaki dekora Evet. bakın. Yerdeki halıya bakın. Yaklaşık 24 yıldır filmleri bu şekilde izliyorum. Bilinçli farkındalıkla. Sonra bunun adı mindfulness diye bir isim attılar ortaya. Eskiden spiritüellik vardı. Bu aşırı ruhsal diye olmadı. Sonra kuantum çıkarttı bilim adamları, sahte bilim adamları. Bunu pazarladılar. Kuantum da tutmadı çünkü kuantumda da yaratıcı yok. Her şey evrende. Bu sefer Evet. spiritüellikle kuantumu kalktı bir Yahudi birleştirdi. Bunu Davos'ta mindfulness diye anlattı. Şu an herkes deli gibi yeni bir din, New Age bir din olmaya başladı. Mindfulness aklı başında olan bilgisini alır ama peşinden gitmez. Çünkü orada bakın yüzde en tehlikeli bilgi %99 doğru, %1 yanlış olandır. En tehlikeli bilgi. Çok ilginç. İlginç. Çünkü sen hocam şimdi düşünsene sen bana anlatıyorsun bir şey anlatıyorsun anlatıyorsun anlatıyorsun. Ben artık Haluk Özdil'in şeyim yani bana dese ki Tanrı yok inanacağım. Yani o kadar bir yer Anlıyorum. biliyorum sana. Bana şeyi hatırlattınız. 25. kare tekniğini. 24 25. tane karede normal ürünü görürsünüz. 25. karede tüket mesajını yerleştirir, çabuk al mesajını. Evet. O dediğin %1 de oraya giriyor. %1 oraya giriyor ve şöyle söyleyeyim hocam 25. kare tekniği yaklaşık 25 yıldır bir Evet. tane şeyde Fight Club dövüş kulübü filminde kasıtlı kondu. 25. kare tekniği kasıtlı kondu insanların gözüne sokmak için. Fakat 25 yıldır yaklaşık 20-25 yıldır YouTube ve dijital bilgisayarlarda video oynatma sistemi ve pause durdurma başladığı için 20 yıldan fazladır 25. kare tekniğini kullanmıyorlar çünkü herkes durdurabiliyor yayını. Bunun yerine subliminal sesli mesajlar, Evet, reverse ters frekanslar. frekanslar, ters oynatmalar var. Ve bir gün bir alışveriş firması beni çağırdı. Reklamcılık yaptığım dönemde. Bana dedi ki bak Bülent Bey dedi bize dedi bahsetti arkadaşlar bir CD varmış. Onu çalıyor musun o CD'yi müzik gibi. İnsanlar çok alışveriş yapıyormuş. Bulabilir misin dedi bize o CD'den. Var mı sende dedi. Ben anladım bunlar subliminal mesaj istiyorlar. Dedim ben o işlere girmiyorum. Bunlar helal işler değil dedim. Fakat o alışveriş mağazası şu an bir numara burada. Ama bunu kimseye anlatamıyorsun ki fonda subliminal mesajlarla insanlara yani şöyle söyleyeyim insanlar içeri girip diş macunu almaya girdin arkadaş sen ya diş macunu bir de ekmek alıp gideceksin.
Evet. Eve geliyorsun, diş macun yok, ekmek yok ama maaş bitti orada. Ya Çünkü AVM'lerde ne yazık ki bunu İstanbul'da çok fazla birçok insanımız yaşıyor, sebebini bilemiyorlar. AVM'lere giriyorlar, dediğin gibi o tür müzikler çalıyor, frekanslar işliyor beyinlerinin içine, tüket tüket, çabuk al çabuk al. Hiç kimse farkında değil. Normal müzik dinlediğini sanıyorsun, ben zehirli frekanslar diyorum. 440 Hz'den yayınlanıyor ve oraya girdiğiniz zaman çılgıncasına bir tüketim isteği oluşuyor. Ne var ne hocam, yoksa cebini boşaltıyor çıkıyor. yani ben 10 binden fazla bireysel seans yaptım yıllar içinde. Bayanlar şunu diyor: evde, aynada kendimize bakıp nefret ediyoruz diyor. Ama AVM'de o uluslararası, bakın yerli markalarda bu yok, uluslararası markalara giriyoruz diyor. İçeride bir dımtıs müzik var diyor. Ya kendimi Claudia Schiffert gibi hissediyorum diyor teyze. Yani ve aldığım kıyafetlerin hiçbiri de evde olmuyor bana diyor. Yani tamamıyla bir tüketim çılgınlığı. İşte ben 10 yıldan fazladır benim teknoloji içindeki gördüklerim ve benim ruhuma ve bilinçaltıma empoze etmeye başlayan bu sinyalleri fark ettikten sonra dedim ki, bu sinyaller neden bende etkili oldu? Neden bu sinyaller bana ulaşmayı başardı? Neden bu sinyal bana cebimdeki bütün parayı almam Evet. gerekene değil, müsrifliğe harcattırdığı araştırmaya başladım. Altından subliminal mesajlar, subliminal görseller, Evet. subliminal müzikler, GDO'lu gıdalar. GDO'lu gıdalar insanın iradesini zayıflatıyor, şekerini Aynen. yükseltiyor, çabuk acıkıyorsun. Eskiden ben bir tarhana çorbası içerdim, bütün gün tutardı. Şimdi hazır paket bir tarhana çorbası yapıyorsun, 40 dakika sonra atsın. Bu sefer sen kendi iradenden şüphe Aynen öyle. ediyorsun. Bu sefer dengen bozuluyor. Yani ben eskiden böyle değildim diyorum. Bozuluyorsun. Psikolojin bozuluyor. Peki bir de bizde şey var: bugün kendimi ödüllendirdim. Evet. Ödüllendirdin kendini. Bugün ben kendimi cezalandırdım dört kebap yiyerek. Çünkü bilinçaltım beni ele geçirdi. Bilinçaltım yediğim yanlış gıdalardan dolayı beden Evet. doymadı. Bilinçaltı ala bu 3 ay önce Lübnan'daki patlamayı sen herkese söyledin hocam. Ben orada yakaladım seni. Beyaz Teşekkür. TV'de Türker Akıncı'nın programında söyledin. Türker'e de buradan selam olsun. Çok Sağ olsun. Ben de güzel bir iletirim. insan. Evet, Sağ çok ol. sevinirim. Güzel bir insan hocam. Çaba gösteriyor bir şeyler için. Ben insanın Evet. yaptığına değil, çabasına bakarım önce. Önce çaba. Sağ ol. Buradan hocam, 3 ay içinde Lübnan'da büyük bir patlama olacak dedin ve Lübnan patladığında ben bu ofisteydim. Masa, duvarlar sallandı. Lübnan nere? Akdeniz'in içinde Kıbrıs nere? Yani aramızda var 400 kilometre neredeyse hocam. 400 Eşim üst kilometre. kattaydı. Üst kattaydı, bizim ofis altta. Eşim üst kattaydı. Eşimle küçük kızım ağlayarak, ikisi ağlıyor. Diyor ki baba diyor, kapı sallandı sallandı sallandı, camlar sallandı. Nasıl bir patlamaydı hocam bu? Nereden çıktı bu? Bize söylesene bunu. Hani bunu bilen bir tek sen çıktın. Ya Bülent hocam şöyle, hani biliyorsunuz siz nasıl kendi alanınızda hani müthiş bir enerji harcıyorsunuz, severek yapıyorsunuz. Şimdi ben de severek araştırıyorum, bazı ülkeleri çalışırım. Yani bu Lübnan olayını bir yıl önceden zaten kitaplarımda da yazmıştım. 2016'da mesela Örümceğin Ayak İzinde Lübnan'ı mahalle mahalle yazdım, ne olacağını. Yani Lübnan çok enteresan bir yer, patlamaya böyle aday bir ülke. Tabii ki o tarih olayı bambaşka bir şey. O konuya çok girmeden öbür tarafı anlatacağım. Şimdi bazı şeylerde tehlike geliyorum diyor. Yani bunu demin sizin dediğiniz gibi algılamak önemli. Bu tehlike nasıl gelir biliyor musunuz? Haber bültenlerini dinlersiniz, spikere bakarsanız, anlattıklarını dinlerseniz algılayamazsınız. O haberi dinlerken onun arka planına bakarsanız o filmdeki gibi, o anda siz arka plandaki sesleri ya da verilmeyi algılarsanız
O zaman bir şeyi sezebilirsiniz. Ama tabii Lübnan nere, Türkiye nere? Yani uzak bir yer bizi ilgilendirmez deniyor ama her yer bizi ilgilendiriyor. Bak şimdi mesela dün bir video yayınladım. Venezuela dedim. Çünkü Evet, şu an izledim hocam o videoyu. Tabii, Venezuela'da ciddi işleri var, bağlantıları var. Orası bir altın deposu, petrol deposu. 6 tane ülke orada birbiriyle yani şu an boy gösteriyor, çatışıyor. Hocam yani orayla ilgili doneler artık birikmişti. Tabii bir de iç ses denen bir şey var insanın. Yani iç sesi var. Evet. İç sesinizi dinleyeceksiniz. Bu Alman atasözü mü bilmiyorum kimindi. Ama iç sesinizi dinleyin, o Tanrı'nın sesidir diye bir başka ülkenin şeyi var, atasözü var. Bu değerli bir atasözdür benim açımdan. İç sesinizi doğru dinlerseniz sizi yanıltmaz. Tabii bu tahmincilik açısından söylemiyorum. Ama oradaki o facia adım adım geldi. Devlet yetkilileri hiçbir şekilde güvenlik önlemi almadılar. Yani istifa eden Lübnan hükümeti sorumludur. Ondan evvelkiler de sorumludur. Devlet olarak söylüyorum. Tabii bir de Hizbullah yapısı var. Hep birlikte o kadar insanı öldürdüler. Yani bu uluslararası bir saldırı. Onu söyleyeyim. Sabotaj. Lübnan'daki o fay hatlarını kırdılar. Lübnan bundan sonra bir daha iki yakası bir araya gelmeyecek. Yani net söyleyebilirim, artık orada iç savaşa merhaba diyebiliriz. Zaten 70'li yıllardan 90'lı yıllara kadar ara ara mahvettiler ülkeyi. Ki bir dönem Beyrut Las Vegas'tı. Benim gençliğimde öyleydi. Bize gazetelerde Beyrut'u öven, oradaki şaşayı gösteren, hani muhteşem eğlence hayatını gösteren fotoğraflar yayınlanırdı. Peki kim yapmıştı bunu Bülent kardeşim? Bunu yapanlar da gene Batılılardı. Orta Doğu'da bir sahte cennet yaratalım dediler aşağı. Orada bir sahte cennet oluşturdular. İnsanları bir süre kandırdılar. Sonra cennetin işi bitti orada. Çünkü şu anda yeni bir cennet yapıyorlar. Buradan açıklıyorum. Neon denen bir cennet yapıyorlar. Sahte bir cennet, dijital bir cennet geliyor. Bilmiyorum ne kadar bilginiz var onunla ilgili ama Neon projesi... Bir nevi ışık şehir geliyor. Herkes zihnini oraya bağlayıp yani, sanal ona benzer yaşayacaklar. Arabistan toprağının bir kısmı, bir kısmını da Mısır'dan bir ada aldılar. O bölgede sahte bir cennet yapıyor. Yapıcıları Amerikan kökenli global şirketler. İsrail ortaklığı var tabii ki. O biraz geride duruyor şu an. Microsoft falan da var. Onu söyleyeyim. Yani çok enteresan bir yapılarısı. Robot şehri olarak kuruluyor. Bakın insanlarla robotlar karşılıklı oturacak. Siz aynı zamanda biliyorum dijital konularda çok ileri düzeydesiniz. İnsanlarla robotların komşu olduğu bir kent. Tamam, buraya kadar itirazım yok. Karşı komşum robot olabilir. Merhaba derim, geçerim. O da bana merhaba der. Ama sorun o değil. İddia robotlarla evlilik geliyor hocam, robotlarla. Aynen. 3 yıl içinde robotlarla evlilik başlayacak. Korkunç bir gidiş var. Yani arkadaşlar, pardon, o karanlık zihniyetin yönelttiği korkunç bir gidiş var. Hocam İnsanlar... şimdi ben bir tasarımcı gözüyle söylüyorum. Evet. Kesin böyle bir poster çok satar. Söylenmeyen robot. Öyle olacak. Zaten şu anda onun propagandası başladı. Japonya'da geçen yıl o pandemi öncesi bir anket yapıldı. Erkekler arasında. Robotla evlenir misiniz? O gösterilen robot şeyleri de yüksek çıktı hocam oranlar. Böyle gayet güzel, etkileyici kadınlar. %60 oranında evet çıktı, biliyor musunuz? %60 oranında evet, ben evlenirim. Çünkü masrafı olmayacak, söylenmeyecek, 7/24 çalışabilecek, tek masrafı elektrik şarjı diye cevap vermişler. Yani bir de bu ciddi anlamda benim gördüğüm 2-3 tane yapay zeka şey de gördüm tabii. Özel internet sitelerinde insani duygu yüklemişler. Evet, yani o daha korkunç. Düşün yani sana aşkını, sevgini gözlerinden böyle yaşlar akarak ifade eden kadınlar ya da erkekler, çok etkileniyorsun. Hocam, çocuk sana baba diyor, otur bağlayacağın gibi.
O bir robot. Bunu merak edenlere söyleyeyim. Westworld diye bir film, dizi var arkadaşlar. Westworld dizisini lütfen izleyin. Robotlarla insanların ortak yaşadığı bir dizi. Ama bunu lütfen yetişkinler izlesin. Westworld diye Batı dünyası tam bunu anlatıyor hocam. Ben de izleyeceğim. Evet lütfen Westworld'u şey yapın. Hocam şimdi sana bir şey söylemek istiyorum. Bu benim düşüncem bugün bizim diğer ofis uzakta işte o bahçesi olan yere giderken bir saatlik yol var. Evet. Senin Venezuela videonu izledim ve orada şunu söyleyeyim. Adamlar varlıklarından dolayı açlık çekiyorlar. Evet. Şimdi Maalesef. arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Kıbrıs'ta petrol ne zaman bulundu söyleniyor. Kıbrıs'ta petrol olduğunu şu an duyuyorum. Şu Bilmiyordum an bak. duyuyorsunuz. Normalde hocam 2009-2011 arası Kıbrıs'ta petrol sondayla bulundu. Yani ya da uydu fotoğrafıyla tespit edildi. Sonra Evet. kıyamet başladı. Bizim rahmetlik Denktaş vardı. Ralph Evet. Raif Denktaş. Ve gençlik yıllarımda bize şey derdi, çocuklar derdi. Bu bölgede ve bu bölgede petrol var. Bakın ileride bu petrol için Kıbrıs kızışacak derdi bize. Bu birincisi. İkincisi, petrol Kıbrıs'ta 1950'li 45 ve 50'lerde bulundu hocam. Amerikan şirketi CMC, Kıbrıs'ın Lefke bölgesinde bakır madeni işletti. Bakır madeninin maden kısmı Rum kesiminde, çıkış kısmı Türk kesiminde. Ve Lefke, Yeşilırmak o bölgeden bakırı, ham bakırı gemilere koyup Amerika yıllarca Kıbrıs'ı sömürdü. Ve şeyde İbn Sina'nın kitabında Kıbrıs bakırı çok şifalı ve faydalıdır diye yazar. İbn Muhteşem. Sina'nın da kitabında. Bakın Zehri bir 100 sene. engeller biliyorsunuz değil mi? O Evet. dalgaları da engelleme gücü var o bakırın. Var, var. Şimdi aynı zamanda Kıbrıs'ta 3 tane ley hattı var hocam. Şimdi bizim spiritüel çalışmalarımız da var ve 14. 15. yüzyılda İngiltere'de bir Dowsing Cemiyeti kuruldu. Bizim Anadolu'daki insanlarımız bunu bazı dedeler bilir, neneler bilir. Çubuklarla, böyle L gibi çubuklarla toprağın Biliyorum. üstünde su arama. Bu İngiltere'den, bu cemiyetin üyelerinden Kıbrıs'ta yaşayan İngilizler de vardı. Bir tane workshop açtılar. Dediler ki işte 50 pound, İngiliz pound'u verirseniz biz İngiltere'de bu cemiyette kullandığımız bu bilgileri sizle paylaşacağız. 30 kişi yazıldık. O zaman da yaşımız da genç. Kadın aldı bizi. Böyle kovboy gibi bir kadın. Çizmeli mizmeli böyle. Indiana Jones tarzı bir kadın. Bizi aldı. Ya ben adanın yerlisiyim. Bu kadın sonradan geldi adaya. Düşünsen. Adadaki ley hatlarını bize gezdirdi teker teker. Ve biz 20-30 tane kişi çubuklar aynı anda sağa dönüyor 30 kişi de, aynı anda sola dönüyor 30 kişi de. Ne kadar ilginç Bize ya. yer altındaki akış enerjilerini öğrettiler. Yani bunun eğitimini aldık hocam. Ley hatlarıyla ilgili. Kıbrıs'ta 3 tane ley hattı var. Biz hatta Şile tarafında bu derenin tam denize döküldüğü yer var Ağva tarafında. Oradan bir ley hattı geçiyor. Türkiye'de 3-4 tane ley hattı var. Küçücük Kıbrıs'ta 3 tane var. Özellikle Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde denizden daha doğru gelen bir hat var. Oraya zaten çıktın mı ruhun bedeninden dışarıya çıkacakmış gibi yükseliyorsun. Astral gibi yükseliyorsun ama bunu yeni başlayanlara tavsiye etmem. Kişisel gelişime. Bir de ley hattı. İngiltere'nin kuzeyinde İrlanda'da 8-10 tane ley hattı var. Oraya da niyet ediyorum gitmeye. Bir tane de Evet. İskenderiye Limanı'nın, Mısır'da İskenderiye Limanı'nın
8-12 kilometre açığında dünyanın en büyük ley hatlarından biri var. Bütün gezegende dolaşan hatlar orada makas Of. oluyor. Orası Taksim korkunç Meydanı. bir enerji vardır orada. İnanılmaz bir enerji var orada. Şimdi doğal taşlar, kristaller, ley hatları bunları çok araştırdım ve içinde çok gezdim Evet. bunların. Fakat sorman gereken soru şu. Bu kadar enerjiyi nerede kullanacaksın? Yani bir insan olarak. Şimdi yaptığım araştırmalarda ve yolculuklarda ne hikmetse çok insanla tanıştım. Senin gibi hocam. Hepsi bir okyanus ve çok büyük Teşekkür keyif ederim. aldım. Çok şeyler öğrendim. Evet. Bir gün bir adamla tanıştım. Adam bir doğal taş vardı gittiğimiz yerde. Doğal taşı aldı, üçüncü gözünün önüne koydu adam. Bir ses titreşimi, vibrasyon yaptı. O vibrasyonu burada yapmayacağım ne olduğunu. Bir vibrasyon yaptı. Mekanın içindeki bütün her şey titredi böyle. Sanki subwoofer gibi bir ses çıkarttı adam. Döndü Frekansı. böyle yaptı. Bu taş dedi Brezilya'dan dedi yerin altından bilmem kaç yüz metreden çıkarıldı. O taşı da biliyorum çünkü ben satın aldıydım bir başka ülkeden. Adam bana satarken aynı informasyonu verdi. Çünkü sertifikalı bir taştı. Anladım. Yani bu madenden ve bu yerden çıkarıldı bu taş. Adam dedim nasıl yaptın bunu? Dedi ben taşla konuştum dedi. Şimdi gel bunu. Yerden gitti anlamaya çalışıyorum. Çok önemli Evet. yerde gitti. Evet, taşla konuşan bir adamı gördüğümü söylesem birine bana deli diyecek ama ben şuna inanıyorum hocam. Bu dünya aklı başında insanlar için değil. Aklı başında insan için değil. Ben sana bir olay anlatayım, bir hikaye anlatayım. Sonra Hitler'le ilgili soru soracağım sana hocam. Hazırlan. Çok Tamam. ilgi alanındır çünkü. Hocam şöyle, yaşlı bir münzevi köyünde bir rüya gördü ve dedi ki bir bilge o ihtiyara köydeki sular zehirlenecek, sudan içen herkes delirecek. Adam sabahleyin uyandı, kahveye gitti eski zaman. Dedi ki köylüye herkes testilerine şimdi taze su doldursun. Kısa süre sonra sular zehirlenecek, herkes delirecek. Rüyamda öyle gördüm. Kimse buna inanmadı. Adam su biriktirdi. Kısa bir süre sonra köydeki sular zehirlendi ve o sudan içen herkes delirdi. Deliren herkes. Geride kalan tek akıllının delirdiğini düşünmeye başlayıp onu taşlamaya başladılar. Günlerce adama işkence ettiler. Delisin sen bu köyden git diye ki tek akıllıydı. Adam bu zulme dayanamadı, gitti köyün meydanındaki sudan içti ve o da delirdi. Ve daha önce delirenler dedi ki şükürler olsun arkadaşımız iyileşti. O yüzden bu dünyada kimin akıllı, kimin deli ol? Ben akıllı olduğumu hiç iddia etmiyorum. Arızalı olduğumu iddia ediyorum arkadaşlar size. Ve bir gün bir dostum dedi ki öğrendikçe mutsuzlaşıyorsun. Evet. Çok doğru, çok doğru. Öyledikçe mutsuzlaşıyorsun, kendine ve Rabbine yaklaştıkça umut doluyorsun. Benim için rahat. Hocam Hitler bir proje miydi? Evet, Hitler bir projeydi. Hitler, şimdi ben gene bizim destek yayın evi için bir Rothschild ailesiyle ilgili bir kitap hazırlıyorum. Yani ben Rothschild ailesini aslında herkes bilir ama Rothschild ailesi hakkında hiçbir sır bilinmez. Bakın herkes bildiğini sanır, konuş dediğinde bir şey konuşamaz. Yani o yüzden çok zorlanarak yazdığım bir kitap var şu an. Hala yazım aşamasında biraz tembellik yaptım bu ara. Onu okudukça çok enteresan bilgilere rastladım. Rothschild ailesinin Hitler'den önce Rusya'daki Çarlık Rusyası'nın devrilmesini Planladılar. evet, Bolşevikleri desteklediğini de yeni öğrenmiş oldum. Büyük bir para Artı yardımı yaptılar. Küba'daki Che Guevara biliyorsunuz. Evet. Yani onları hep yeni öğrendim. Çin'e de yaptılar aynı şeyi Lenin. yapmışlar. Ama tabii Çin'den bir kazık yemişler. Mao kovmuş onları. Fakat şöyle bir şey anlatacağım.
Bu aynı grup, 1917 devriminden sonra Hitler'i bir şekilde ortaya çıkardılar. Bakın, Almanya ile ilgili bir yalan anlatılır hepimize yıllardır. Bu yalandır. Bizi dinleyen herkese söylüyorum. Alman mucizesi denen bir yalan var. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya inanılmaz ölçüde nüfus kaybetmiş ve bitmişti, paramparçaydı. Orayı canlandıran, demin söylediğim kişi, yani Rothschild ailesi, Rockefeller'lar, Illuminati dediğim yapının 13 ailesidir. Oraya makine parçaları ve silah sevkiyatı yağdırdılar, para yağdırdılar. Hitler özellikle seçildi. Hitler bir projeydi. Hitler'in proje olmasından evvel Hitler'in babası projeydi. Bakın, Hitler'in babası Alois diye bir adam. Avusturya'nın bir köyünde doğmuş, okuma yazma bilmiyor. 13 yaşında Hitler soyadını alıyor kiliseden, ki o zaman kilisede gidip soyad değiştiremezsin. Viyana'ya kadar gitmesi lazım, oradan onay gelmesi lazım. Adam bir günde soyadını değiştiriyor, 13 yaşında bir çocuk, ve yürüyerek 300 kilometre yolu tepiyor, Viyana'ya gidiyor. Nasıl yapabiliyor kimse bilmiyor. Orada kayboluyor, 20 yaşında ortaya çıktığında sarayda ortaya çıkıyor. Sarayda ortaya çıktığında gümrük memuru. Okuma yazma bilmiyor bu. Nasıl olmuşsa orada eğitilmiş mi, nasıl olmuş bilmiyoruz. 30 yaşında hazine baş müfettişi oluyor, gümrük baş müfettişi. Bakın, gümrük baş müfettişi ne demek biliyor musunuz? Başbakan şu an başbakan yardımcısı anlamına gelir. Yani kralın en değer verdiği isimlerden biri haline geliyor. Hitler bunun oğludur. Bu adamın oğludur. Bakmayın onun hayat hikayesine, onbaşıydım, yükseldim, süründüm falan. Hepsi yalan. Hitler'in hayatı yalanlarla dolu, karartmayla dolu. Aynı Yani zamanda Bill Gates de öyle. Bill tabii. Gates'in de hayatında bize ne okutuldu ya? Bir garajda işte iki tane çaylak, Değil bir mi? bilgisayar tasarlayarak işte dünya devi oldular. Yok, Bill Alakası yok. Gates'in babası Rothschild ailesinin baş danışmanıydı. Sağ koluydu. İşte olay Yani bu. ha, Olay sağ bu. koluydu. İşte sistemin Şimdi bırak içinde. hocam. Bak, olay ne biliyor musun? Hitler'i getirdiler. Hitler bir denemeydi. Dünya Devleti projesinin ön isimlerinden biriydi. Bakın, bu Dünya Devleti projesi 1843 yılında Birliğin Oğulları denen bir örgütün resmi duyurusudur. Bu örgüt Rothschild ailesinin tarafından Amerika'da kurulmuş özel bir örgüttür. Şu anda da Fed'in, o başımıza bela olan Fed'in arkasındaki güçtür. Hala etkisi sürüyor ve hala çok güçlüler. O zamanki bildirgelerini okuduğumda 4 tane madde var biliyor musun? 4 maddeden bir tanesi, ulus devletler yıkılacak, dünya ordusu kurulacak, tek merkezden konsey oluşturulacak, tek merkezli dünya yapılacak gibi 4 tane ana madde Hocam, çeşitlendirmişler. yılı Hitler bir daha söylesene. Yılı bir daha söylesene. 1843 Arkadaşlar, duydunuz mu? New York'ta 1843'te dünya sistemi için düğmeye basıldı. aynen öyle. Herkes sanıyor ki dünya devleti yeni. Asla öyle bir proje yok. Yıllardır adım adım geliyorlar. Bakın, bunlar Rothschild ailesinin Mayer, baba Mayer. Mayer Rothschild 1744 yılında bir şeyi var bu adamın. Ailesine miras bıraktığı bir şey var. O da şu: dünyaya yayılıp dünya devleti kuracaksınız. Ya ben inanamıyorum. Şimdi ta o zamandan yapılmış plan daha sonra başka türlü hani resmiyete dökülmüş. Bugün FED diye bildiğimiz Amerika'dan bağımsız bir yapı, aslında Amerika ile alakası yok. Amerika'yı da elinde böyle boğan bir yapıdır. Bizi de boğuyor tabii. Bütün dünyayı ele geçirdiler. Bütün Londra'dan geçen gün Türkiye'ye döviz saldırısı oldu. Herkes dedi ki İngiltere yapıyor. Hayır, aynı grubun elinde. Rothschild ailesi Londra'daki o borsaların hani olduğu Londra borsasını yöneten ailedir. Kendi ordusu vardır oranın. Orası İngiltere tarafından bağımsız özerk bölge kabul edilir. Kendi Hocam, kanunları var. bir şey Ve söyleyeyim bütün her sana. yere operasyon yaparlar. Hitler de bunlardan biriydi.
İşi bitti. Çöpe atıldı. Bir daha sözünü kestim, unutma. Hemen ekleme yapacağım. Çok önemli. Ondan sonra bize dediler ki bak Almanya'yı paramparça ettiler ama Almanlar çok çalışkan, mucizeler yaratıp fabrikalar yaptılar. Size artık ne diyeyim yani, Allah diyorum, başka bir şey demiyorum ya. Böyle büyük bir yalan olmaz. Ders kitaplarında yıllarca bu yalanı okuttular bizlere ya. Bakın, Çalışkan Almanlar dediler. Almanya'yı paramparça eden Amerika ve İngiltere, işte Batı, aynı anda hani müttefikler ordusu ve tabii ki Rothschild ailesi, Rockefeller'lar birlikte, DuPont'lar tuttular. 5 yıl içinde Almanya'ya teknoloji yağdırıp o fabrikaları yeniden kurdular. Alman halkının ne zekidir Alman halkı, ne de bunları yapabilecek kapasitedeydi. Bir anda yağdırdılar, bu sefer çalışacak adam bulamadılar. Türkiye'den, Yugoslavya'dan, İspanya'dan işçi dilendiler. Kimse bize masal anlatmasın. Benim dönemimde elinin solunu sallayan herkes gitti. Ama kim gitti biliyor musunuz? Erkekler gitti. Kadın almadılar. Üzgünüm. Çok üzgünüm bunu söylerken. Oraya giden erkekleri aynı zamanda damızlık olarak kullandılar. Bu gerçekleri birileri çıksın, artık konuşsun ya. Kandırmasınlar bu halkı. Yani bizim insanımız onların damızlığı oldu. İspanyollar da oldu, Yugoslavlar da oldu. Bizim insanımız da oldu. Kadın işçiler çok sonra gitmeye başladı. Yani planın büyüklüğüne bakın. Çünkü Almanya'nın nüfusu erimiş bitmişti. Almanya 30 yıl savaşlarında 1800'lü yıllarda, işte şeyde, şurada burada 4 milyona düşmüş bir ülkeydi. Her savaş sonrası Almanya inanılmaz nüfus kaybeder. Bir garip bir şeydir. Ondan sonra tutup aynı grup, onu paramparça eden grup, orada aynı şey 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oldu. Şimdi sizi dinliyorum. Buyurun sorunuzu. Evet hocam. Şimdi Türkiye su cenneti, GAP projesi su cenneti. Maalesef, maalesef diyorum. Yani çok kötü gelişmeler var su konusunda. Su konusunda. Venezuela ise aynı zamanda petrol ve Ve altı. altın cenneti, altın. Evet. Altın olduğu yerde mutlaka bir yerlerden uranyum da çıkar bir köşeden. Yani öyle bir şey vardı. Şimdi Türkiye'nin Venezuela ile bağını güçlendirmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi, hatırlayın Katar'da Amerika, Suudi Arabistan bir darbe yapmak üzereydi. Türkiye bir Evet. gecede 3000 asker gönderdi Katar'a. Bu Müdahale et. yayınlandı mı müdahale etti Katar'a. Şimdi Aytunç Altundal vardı rahmetlik. Hep Evet. Atatürk'ün gizli vasiyetinden bahsederdi. Yaveri'nin torununun çocuğu bu gizli vasiyeti birkaç YouTube videosunda paylaştı arkadaşlar ama çocuk da ortada yok. Geriye de bir iki video kaldı YouTube'da eski kalitede VHS kaydı kalitesinde. Şimdi Atatürk'ün söylediği bir söz vardı. Gizli vasiyetinde. Şu an dünyada Müslüman ve demokrasi inan lideri seçilen, kendi öz iradesi olan bir Türkiye var, bir Pakistan var, bir Afganistan var, daha Suriye yok, daha Mısır yok, diğer ülkeler yok. Onlar krallık ve kabile şeklinde yaşıyorlar. Evet. Şimdi Atatürk dedi ki halifelik, hilafet bizde. Eğer diğer Müslüman ülkeler olur da ileride iradeleriyle, kendi iradeleriyle demokratik bir şekilde başkanlarını seçecek duruma gelirlerse bunları yönetmek için Türkiye'nin adını değiştirecek. Ve Türkiye'nin adını biliyor musunuz arkadaşlar? Atatürk'ün açıkladığı 100 sene sonraki Türkiye'nin ismini. Türkiye Cumhuriyetler Birliği. Evet. Evet arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyetler Birliği. Yani şu an burası çok önemli. Aytunç Altundal bu açıklamasından sonra zehirlenerek öldürüldü arkadaşlar. Ama ben size söylüyorum, YouTube'a girin, Atatürk'ün gizli vasiyeti diye açıklattı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Taksim olaylarında
Abdullah Gül çok kısa bir süre şey dedi Taksim olaylarına. Geri çekilin, Atatürk'ün gizli vasiyetini bize açtırtmayın, pişman olursunuz. Şimdi Kenan Evren döneminde Atatürk 50 yıllığına mühürletti vasiyetini. Çünkü arkasından gelecek olanların ne olduğunu biliyor. Evet. Etrafında dönen olaylar da biliyor. Ve ya Ziraat Bankası ya da İş Bankası'nın kasasına, emin değilim hangi banka olduğuna, kilitlettiriyor ve diyor ki bunu kaynaklayacaksınız diyor ve üstüne 50 yıl boyunca açmamak üzere şerh koşacaksınız. Şimdi Aytunç Altundal'dan anlatıyorum burasını. Ve 1938'in üstüne 50 yıl korsan kaç yapar? 88. 88. 1988'de Türkiye'de kim başkan? Cumhurbaşkanı? Kenan Öğrendi. Evren. Şimdi basın ufak ufak soruyor. Paşam diyor, Atatürk'ün bir vasiyeti vardı diyor. Açma vakti geldi onu. Tamam diyor, açarız diyor. Basın biraz daha gidince Kenan Evren bir açıklama yaptı. Dedi ki açtık biz onu, Atatürk'ün aşk mektupları. 500 sayfa. Şimdi Aytunç Altundal burada espri yaptı. Kama Sutra kitabı bile diyor 90 sayfa diyor. Nasıl 500 sayfa bir aşk mektubu olur diye espri yaptıydı orada. Sonra Kenan Evren bunu mühürledi 25 yıl sonraya ve sene 2013. 2013 Aytunç Altundal'ın bastırdığı, açılsın Atatürk'ün gizli vasiyeti diye bastırdığı, sonra da zehirlendiği ve çok hızlı bir şekilde kanser olup hayatını Kanser. kaybettiği bir şahsiyetti. Lütfen Aytunç Altundal'ı da inceleyin. Bende tüm kitaplar var. 33 tane kitabı var arkadaşlar. Eski baskısı da var. Olur biri alır değiştirir. Yeni baskısı da var. PDF'leri de var. Şimdi artık Destek Yayın Evi de satıyor bu kitapları arkadaşlar. Bulabilirsiniz. Ben bir de kıymetli yazarların eski baskılarını da alırım. Çünkü bazen değiştirmek zorunda Geçiyor. bıraktırıyorlar. Değiş. Evet hocam. Şimdi Güncelleme adı altında değişiyor. değişiyor. Değiştirtiriyorlar. Şimdi Türkiye'de insanlar yazı yazıyor ama Avrupa'da ve Amerika'da yazarlar adı kendisi yazan hep istihbarat elemanları. Hiç dikkat ettiniz mi buna? Yazan istihbarat elemanları. İsim de Evet, veririm yani. evet yazan Veririm, istihbarat hemen veririm. elemanları. Biz mesela şey diyoruz Türkiye'de işte basın özgürlüğü yok. Avrupa'ya da Amerika'ya gidersen senin adın geçer ama içindeki metini istihbarat gönderir sen oraya. Sen sadece maaşını alırsın. Genelde Genelde öyle öyle. oluyor. Hocam şimdi bir soru daha sormak istiyorum sana. Bu elektrik kesintisi olabilir, güneş patlamaları, elektrik kesintisi. Bizi önümüzdeki 3-5 yıl içinde neler bekliyor? Ya hocam, Öngörü. şimdi şöyle, elektrik kesintisi olayını NASA geçen yıldan beri sinyallerini veriyor. Dedi ki işte güneşteki patlamalar çok fazla arttı. Bilemiyoruz biz bu, bilmek için hani gerçeği direkt orada olmamız lazım. Başka türlü bilme şansın yok. NASA ne derse onu dinliyoruz. Diyor ki elektrik işte şeyler, güneş patlamaları arttı. Dolayısıyla çok etkileneceğiz. Ben ayrıca bazı bilim dergilerini takip ediyorum. Mesela onlardan birinde bu entropi dalgaları diye, yararsız enerji diye bir şey var. Klasik fizikte yararsız enerji diye geçer. Bunlar 2 yıldır entropi dalgaları dünyanın üzerinde çok yoğunlaştı. Ama bir grup bilim adamı da entropi için şöyle diyor. Evrenin kurulduğu günden beri bütün bilgileri kaydedildiği bir CD gibi düşünün diyor. Yani o kadar büyük bilgi değeri olan, tam tersine insanlığın beynine bilgi akıyor diyor. Şimdi entropi dalgalarıyla güneşten gelen dalgalar birbirine bazen karıştırılıyor burada. Ben ikisine de katılmıyorum. Milyonlarca yıldır bu ülke şeye, dünyaya güneşin zaten patlamaları bir şekilde geliyor. Bu bir döngüymüş. Yani şu anda biz bir foton tabakasına doğru ilerliyoruz. Ne kadar sürecekmiş? Galiba 2000 yıl. Yani şu an
O şekilde etkileniyoruz. Daha önce de dünya bu şekilde etkilenmiş. O yüzden ben elektrik kesintilerinin yapay olarak bir şekilde üretileceğini düşünüyorum. Yani nasıl yapılacak bu? Zaten bunların deneyleri yapıldı hocam. Yani 2015'te Türkiye'de yaptılar. Bir gün elektriksiz, 3 günde parça parça ancak gelebildi. O bir günlük sürede bütün ülke tükendi. Aynısını şeyde yaptılar, 2019'da Venezuela'da yaptılar. Venezuela bir hafta elektriksiz kaldı. Perişan olanak daha da perişan oldu. Yani bu bir virüstür, virüs saldırısı. Konunun uzmanı olarak bilirsiniz, ben bir tane Amerikalı ajanın itirafını okudum. İran'a yapılan virüs saldırısını, elektrik hatlarına bir tane virüs veriyoruz dedi. Çok özel bir virüs. Kanser hücresi gibi çoğalarak gidiyor bunlar dedi. Dolayısıyla dedi, karşı yazılımda engellenemiyor da. Son hani şeye gelip santrali patlatmadan da durmuyor dedi. Isıyı aşırı artıran bir virüsten söz etti. Teknik olarak bilmem gerisini. Şimdi aynısı büyük olasılıkla önümüzdeki yıl yaza doğru, yani ilkbahar yaz arası Kuzey Yarımküre'ye göre söyleyeyim, iki tarafı da çarpacakları bir dönemi hazırlayacaklar. Sıcak bir mevsimi seçecekler. Sıcak bir mevsim olsun ki insanlar sıcaktan çıldırmış, klimalar çalışmasın, daha çok isyan etsinler diye. Büyük olasılıkla bunu yaşatacaklar. Bunun için de gerekçeleri hazır. Bir taraftan güneş patlaması bahanesi var. Bir taraftan da geçen yıl adını şeytani bir varlık koymuşlardı, unuttum adını. Yaklaşan bir göktaşı var 2022'de, bir de onu yaşatacaklar. Diyecekler ki geldi çarpmak üzere, sonra teğet geçti diyecek. Ama insanları germeye devam edecekler. Çünkü korku imparatorluğu kuruldu. Bakın, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerçekten olmayacak. Tek yapmamız gereken bilinçlerimiz yükselmezse, bilinçli insanlar haline gelmezsek bizi bir şekilde yani ne diyeyim, esir alacaklar. Gelecek kuşaklar büyük tehlikede ve gelecek kuşakları çizgi filmlerle ve özellikle de oyunlarla şimdiden hazırladılar. Bizim isyan ettiğimiz her şeye gelecek kuşaklar, küçük çocuklar, Z kuşağı sonrası çok rahat kabul edecek. Onlara hiç tuhaf gelmeyecek. Çünkü hazırladılar, hazırlamaya devam ediyorlar. Biraz önce sözünü ettiğin subliminal mesajlar yağmur gibi çocukların beynine işliyor. Yani Hocam, sözünü kestim. Geçen gün YouTube'dan bir video açtım ve küçük kızımla birlikte izledik evet. videoyu. Video bitti. Bizim Nasrettin Hoca'nın Şeker Hocası, yani bizim kültürümüzün bir çizgi filmiydi. Tabii ki. Sonra Nilo'ya izledik bir tane. O da bitti. Ve çocukla konuşuyoruz. Birden karşımıza bir çizgi film geldi. Avrupa Amerika yapımı, yabancı bir yapım çizgi film. Çizgi filmde karakterler sürekli birbirlerine vuruyor. Sürekli birbirlerine hava atıyor. Ve daha sonra birbirlerini cep telefonlarıyla sosyal puanlama yapıyor. Mickey'deki karakterler. Anladım. Sevmediklerine düşük puan veriyorlar, sevdiklerine yüksek puan. Şu hocam, tekrar hoş geldin. Merhaba. Biraz internet gidip geliyor gibi. Gene görüntü sanki donuyor gibi Bülent Hocam. Şimdi nasıl? Evet, şimdi biraz daha iyi. Siz konuşursanız sizi duyabilirim. Evet, tamam. Şimdi hocam, en son nerede kalmıştık? Çok güzel yerde kalmıştık. Çizgi Bu filmdeki karakterlerdi galiba. son bir çizgi film anlatıyordum. Evet, ve orada inanılmaz bir sosyal medya puanlaması yaptılar Çin'de şu an. 5 Evet. üstünden 2,5 altında puan alırsan seni restoranta sokmuyorlar. Seni ve çocuğunu, aileni hastaneye almıyorlar. Uzun mesafe uçuş havalimanlarını kullanamıyorsun. Evet. Ve daha birçok konuda
kişileri ambargo altına alıyorlar. Bazen diyorum bize de lazım ama böyle bir yasakla değil de kişilerin kendi öz iradeleriyle saygı ve sevgilerinin artması bence çok daha güzel. Şimdi şunu söyleyeyim hocam. Telefonda da konuştuyduk. Ben de dahil birçok kişi bu Illuminati'leri, 12-13 aileyi, derin sistemleri, yapay zekayı, insan 2.0'ı, Endüstri 4.0'ı, 5G'yi, gelen meteorları, işte devrimleri, her şeyi hepimiz konuşuyoruz. Şimdi insanlar panik halde duruyorlar. Ne yapacak diye. Ben insanlara Evet. şunu söylüyorum. Eski Bülent bunları dinleseydi kesinlikle panik olurdu, karamsar olurdu ve ümitsizliğe kapılırdı. Ben de size şunu söylüyorum, izleyen herkese. Hiçbir şekilde karamsarlığa sakın düşmeyin. İsrailoğullarını Mısır'dan çıkaran Musa'yı Allah'ın yardımıyla çıktı. Kızıldeniz Allah'ın yardımıyla ikiye bölündü ve Firavun Allah'ın yardımıyla o şeyden boğuldu denizin içinde. Bu bir. İkincisi, proje olan Hitler, hocam sen videonda anlatıyordun. Mevsime yenik düştü. Yani egosuna yenik düştü. Kışın içinde Rusya'ya saldırdı. Ne oldu hocam orada? Evet, yani sesin gitti gel anlayamıyorum ama evet Hitler mevsime yenik düştü kağıt Hocam üzerinde. Yani evet. hocam şimdi bak Hitler sesim geliyor mu? Ben Duyuyorum biraz hocam. kırık görüyorum. Tamam, Evet. şimdi Hitler evet mevsime yenik düştü. Ama yenik düşmeseydi de bu aileler tarafından tekrar çöpe atılacaktı. Kullanım süresi bitecekti. Yani Hitler'i Çeşit onlar getirdi, çekeceklerdi. onlar götürecek. Hitler'i Bolşevizme yıkmak için kullandılar. Başaracaklarken başaramadılar. Ama ne oldu biliyor musun? Bolşevizm daha sonra onların çıkarına o kadar yaradı ki iki kutuplu dünya yarattılar. Silah satışlarını, ilaç satışlarını dörde katladılar. Ve çok mutlu oldular bu bölünmeden. Yani biz her şeyi dışarıdan baktığımız zaman karşılıklı bir düşmanlık anlamında görüyoruz. Şimdi Çin'le Amerika birbirini yiyor görünüyor, değil mi? Peki demin Kanka bunlar. anlattıkları ve orada gerçekleştirilen ne? Aynı aileler şu an Çin'de. O lüks telefonun bütün parçaları, o kullanılan araçların hepsi Çin'de yapılıyor. Şu an Çin'le birbirini mi yiyorlar? Gidin bakın bakalım Amerikan mallarının %60'ı nerede yapılıyor? Halen şu an için konuşuyorum. Dünya Yani Trump malının %80'i içinde yapılıyor hocam. Trump içi boş atıyor. Yani normal insanları kandırabileceğini sanıyor. Ama hepsi yalan. Yani iç içe geçmiş kirli ilişkiler ve dediğin gibi bir dijitalizm bekliyor insanları. Bak ben dijitalizme senin gibi ben de öyle. Ben dijitalizme karşı değilim. Zaten de bütün her şeyini kullanıyoruz. Benim karşı olduğum dijitalizmi şu an elinde tutup yönlendiren o korkunç zehirli zihniyet, kendinin mavi kan olduğunu iddia eden, üstün insan, firavun türü olduğunu iddia eden zihniyet. Ben bu zihniyetten rahatsızım. Yoksa dijitalizm doğru kullanılırsa biraz önce senin dediğin gibi evet insanlık yararına çok çok iyi olur. Ama kimin elinde kullandığınıza bağlı. Bu neye bakar biliyor musunuz? Bir arabaya bindiniz. Eğer kötü niyetli, pis, içi pis bir insansa, insanları ezip öldürmek istiyorsa gaza basar, öldürür. İyi bir insansa trafik kurallarını hani uyar, hiç kimseye zarar vermez. Şu an arabanın şoförü aklını oynatmış derecede kendini kaybetmiş bir güruh. Dijitalizm arabasının şoförü. Bu nedenle diyorum ki elleriyle insanlığın hani sonunu hazırlamaya çalışıyorlar. Yoksa Hocam. ben gelecek adına bak bir şey daha söyleyeceğim sözünü unutma. Şu an dünyada bunlara karşı müthiş bir bilinç yükselmesi ve direniş başladı. Benim bundan haberim var. Sizin de vardır. İnanılma bak insanlar birbiriyle koordineli değil ama inanılmaz bir direniş başladı.
ve dolayısıyla çipli aşıdan geri adım atmak zorunda kaldılar. Çipli aşının yerini başka bir şey alacaktır. Ondan şüphem yok. Başka bir şey bulmaya çalışacaklar. Ama sürekli ifşa ediyoruz. Sürekli ifşa oldukları için çok büyük zarar görüyorlar. Ve Amerika'da çok fazla baktığım için Amerika'da da aynı problem oldu. Telefon geldi galiba. Evet. Hocam şöyle söyleyeyim. Ses mi geliyor? Yok. Çok net hocam. Gayet güzel. Hocam bundan sesim geliyor mu? Bu sefer ses çok kısık geliyor bana ama arkadaşlar duyuyorsa sorun yok. Evet. Bir yorumlara bakalım. Şöyle söyleyeyim hocam. Sesimiz geliyor mu? Gayet güzel. Geliyor hocam. Hocam bundan yaklaşık 20-21 sene evvel bir fütüristle çalışmak nasip oldu. Evet, ben de onu soracaktım. İyi oldu. Evet, evet. Adam bana şunu söyledi. Bülent dedi, bir dünya düşün. Bakın 20-21 sene önce bir dünya düşün dedi bana. Evet dedim. Bu dünyada ülkeler yok, sınır yok. Dijital bir dünya, dijital bir cumhurbaşkanı, yani orada seçiliyor, dijital bir vatandaşlık sistemi, dijital bir pasaport, yüz tanıma sistemi, göz retine tanıma sistemi, parmak izi, dünyanın neresine gidersen git, sen o ülkenin vatandaşı olduğun için, sesim geliyor mu hocam? Evet. Sen dünyanın neresine gidersen git, sen o ülkenin vatandaşı olacağın için hep ayrıcalıklı olacaksın dedi bana. Biz bununla ilgili dinledik ve internet sayfası istediydi. İnternet sayfasını da kendisine şey yaptık, bir taslak hazırladık ve verdik. Ondan sonra adam şunu anlattı, benim dedi oğlum Vancouver'da 21 sene evvel insan damarlarında giden nano robotlar hazırlıyor dedi. Bakın insan damarlarında giden nano robotlar hazırlıyor 21 evet. sene evvel. Ve bu adam aynı düşünebiliyor zamanda musun? Ve bu olayı. Adam aynı zamanda NASA'da astronotlara kıyafet tasarladığını söyledi ve gösterdi dergide. NASA dergisinde adı geçiyor. Evet. Aynı zamanda evet. Bülent dedi insanın kemiğini 1976'da kopyalamaya başladılar. 1976'da insan kemiği. Şimdi evet. Adam o dönem 21 sene önce ne anlattıysa bugün hepsini görüyoruz. Bunları niye anlatıyorum? Bu 5G teknolojisi. Ben size sene söyleyeyim hocam. 1993'ten beri internetteyim. Ben e-mailimi 93'te aldım. Annemle de 1995'te mailleşmeye başladım 1995'te. Ben yurt dışındaydım 93'te çünkü okumaya gittim de. Böyle bir şey yok. Açıklayayım insanlara. Çok az evet. kişi kullanabiliyordu. 93'ten evvel de mail kullandım. Fakat oradan bir mail atacaksan örneğin Kıbrıs'tan Amerika'ya mail bir evet. sonraki server'ın adminine gider. Admin onu okur. Askerdeki gibi okur. Gideceği kişiye evet. ulaştırır. O ötekine eskiden mailler birkaç günde giderdi. Şimdi anında gidiyor ışık hızla. Tıkladın mı Amerika'da şu an ya da Japonya'da nereye istiyorsan. Evet. Ve orada internete girdiğimde bir şey fark ettim. İnternette içerik yok. Ve biz yıllarca içerik oluşturduk internette. İçerik yaptık. Gerçeklik eldivenleriyle üç boyutlu binalar çiziyordum ve insanları içinde gezdirip binaların emlak ofisleri satışını yapıyordu. O yıllarda biz bunu iman gücüyle, iradeyle, hırsla yapıyorduk. Bizim zayıf bilgisayarlarımızla Avrupa ve Amerika'da
Bunu 400-500 bin dolarlık iş istasyonlarıyla yapıyordu insanlar. Ve 93 yılında yaptığım bir çizgi film animasyonu Hollanda'da bir gruba gönderdim. Animasyon grubunu. Onları IBM sponsordu. Çok varlıklı çocuklardı hepsi. Biz de Kıbrıs'ta bir öğretmenin, memurun gariban çocuğuyduk ve gariban bilgisayarda biz onu tasarladık. Yolladım da adamlar bir faks numarası yaz dedim. Bir şirketin faks numarasını. Animasyonu görür görmez Hollanda'dan Kıbrıs'a faks çektiler. Dediler ki senin bu bilgisayarla bunu yapman mümkün değil. Biz çok büyük iş istasyonlarıyla bunu yapıyoruz. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim memlekette, Kıbrıs'ta, Türkiye'de inanılmaz yetenekli insanlar var. Sadece bizim birazcık vizyona ihtiyacımız var hocam. Vizyon nedir? Aynen öyle. Vizyon nedir hocam? Şöyle söyleyeyim sana. Benim kafamda yıllarca vizyon şuydu. Oku, üniversiteyi bitir, bir işe gir, askerliğini yap. Seni Aynen. evlendirelim, iş yerinde de kimseye karışma, emekli ol ve emekliliğini al. Bak, bu kadar. Benim annemle kuzenim, ben 35 yaşıma geldim de, şimdi 45 yaşındayım. 35 yaşıma geldim de, o gün yan odada konuşuyor ikisi. Anneme diyor ki hala diyor sen baba hala diyor sen Bülent'e yıllarca garanti işe gir diye dikte ettin diyor kafasında. Bülent de girdiği her işten kendini kovdurdu diyor ya da çıktı diyor. Bu çocuk diyor şimdi kendi işini yapıyor ve gözleri ışıl ışıl parlıyor. Ben kendi işimi yapıyorum arkadaşlar ve benim patronum Allah'tır. Ben de çalışanıyım. O yüzden hesabımı Rabbime veririm gece yatırken ve işimi de düzgün yapmaya çalışırım. Şimdi bunu niye söylüyorum? Dedim dedi. Onu memur olmaya, garanti bir işe zorladığım için. Evet, insanların bir kısmı memur olması gerekiyor ki oradaki işler yürüsün. Oraya da insan lazım. Fakat bazı Tabii. insanlar da arkadaşlar, yani ben küçümsemedim memurluğu. Bazı insanlar da kreatiftir. O senin anlattığın çocuk Aynen. duvar boyayacak. Ben Doğru. duvar boyayıcısıyım. Ben beyaz yakalı bir adam olamam hiçbir zaman. Ben bu koltukta 4 saatten fazla oturursam çatlarım. Ben aynı işi bir televizyon kanalına girdim ve yayın koordinatör yardımcılığı. Benim üstümde gene müdür var, patron var. Yani ve bu kanal dünya çapında bir kanal ve çok iyi maaş, her şey yolunda. Ben dördüncü gün aynı işi yaptım. Aynı montaj, aynı program, her şey aynı. Depresyona girdim dördüncü gün. Ve gittim dedim genel müdüre bu işi benden alsana. Bana her gün yeni iş ver dedim. Ben yeni bir şey yapayım, yeni bir program yapayım. Yeni ekipler kurayım, yeni yerlere gidelim. Yeni şeyler yapalım. Yo dedi bana Bülent Hoca. Sen dedi emekli olana kadar dedi bu işi yapacaksın dedi. Beşinci gün istifamı verdim. Bıraktım eve geldim. Ayrım diyor bana kafayı mı yedin? Herkes dedi o koltuğa oturmak için dedi can atıyor dedi. En iyi maaş alıyorsun dedi. Bilmem kaç bin dolar dedi para alıyorsun dedi. Dedim ben kafayı yemek üzereyim. 4 gündür aynı işi yapıyorum ben dedim. Düşünsenize ben ölene kadar aynı işi yapacağım. Bana ne dedim o paradan? Ve istifa ettim. Bir sene işsiz kaldım. Bana deli dedi herkes. Dibe çakıldım. Evim gitti, arabam gitti. Evet. Hayatım darmadağın oldu. Parasız gezdim. Şimdi bunu niye anlatıyorum hocam? İstifa edin diye izleyenlere istifa sinir diye anlatmıyorum. Bunu şunu söylüyorum. Yaptığınız severek yapacağınız bir işiniz olsun. Yoksa tükenirsiniz. İşte bu ilim Doğru. üç aile ve Illuminati sihirbazın sahnedeki illüzyonudur hocam. Arkasında başkası var. Doğru. Arkasında Doğru. satanist din adamları var. Hocam ses gidip geliyor. Anlamakta çok zorlandım bu sefer. Şöyle söyleyeyim hocam. Biraz kesiyorlar, ediyorlar oraları. Ben sana söyleyeyim. Bu kadar çok canlı yayın Vallahi yaptık şey var. ki Daha yakın olunca daha iyi konuşuyorsun. evet. Orada bir şeyle oynayayım. Şu an
Mesela iyi geliyor şu an. Şu an iyi geliyor. Tamamen anladığım kadarıyla sana katılıyorum. Tamamen doğrudur. Ben de benzeri bir deneyimden geçtim. Gençlik yıllarıma ben Ankara doğumluyum. Memur olarak başladım. Ankara'da doğup büyüyenler memur olur genelde. 7 yıl sonra istifa ettiğimde tabii ki çok büyük tepki aldım. Yani oraya girer emekli olursun gidersin. Olay odur. Ama bu kurallara uyamıyorsun çünkü kreatif bir yapım var. Kreatif yapım varsa, yaratıcı bir özelliğin varsa Tanrı'nın sana verdiği ne Üretken. yaparsan yap tabii göze alıp çıkıyorsun. Yani İstanbul'a geldiğimde elimde kalemim, bildiğim iş oydu yazma. Yani bir de iyi fotoğraf çekerim onu söyleyeyim. İyi Eyvallah. fotoğrafçıyımdır. Yurt dışı ödüllerim vardır geçmiş Maşallah. dönemden. Yani o ikisi beni götürdü. Ama memur olsaydım daha rahat bir ortamda hani ben günde 9 tane 11 kitap saat çıkmayacak. Hocam 9 tane kitap çalışıyorum. çıkmayacaktı. Şimdi bak hocam şöyle şu an size yapıyoruz ya ben her gün günde 11-12 saat çalışıyorum. Bundan gocunmuyorum hani şikayetçi değilim. Niye? Çünkü isteyerek yapıyorum bir patronum yok benim. Okuyorum, çalışıyorum, yazıyorum, kitaplar beni bekliyor, canlı yayınlarım var. Eğer memur olsaydım günde 8 saat çalışıp zaten bu 8 saatin de 5 saati yatarak geçerdi. Biz işmiş yapmazdık söyleyeyim sana. Yani iki tane evrak gelirdi. Geri kalan zamanda bir şeyler okurduk. Zaman geçirirdik, sohbet ederdik. Yani tükenir giderdi. Dediğimiz gibi memuriyet de lazım, insanlar yapacak insanlar lazım. Ama benim işim değildi. Önemli olan içinizden gelen yeteneğinizin ölçüsünde sizin yeteneğiniz neyse o işi yapın. Ha burada da iş ailelere düşüyor. Yapacak bir şey yok. Bizde de maalesef aileler çocuğum garantili hayat olsun diye işte bir yere girsin, evlensin, çocuklar olsun, emekli olsun, bitsin. Bu göze bakıyorlar. Kaç tane yaratıcı yetenek, Allah'ın verdiği bir özellik, üretici diyelim, kaybolup gidiyor. Yani benim akrabalarımdan da var. Yani çok iyi ressam, heykeltıraş olacakken masa başı işler yaptılar, yapıyorlar yani. Yani Hocam, böyle. şöyle söyleyeyim. Dünya insanlar benim gözümden görseler şaşıracaklar. Ben de onların gözünden görsem şaşıracağım. İnsanların çoğu, ekseriyeti ziyanda. İnanılmaz ziyan Ziyan. içinde insanlar. Sadece insanlara Evet. şunu söylüyorum. Dünyayı istedikleri kadar üst akıl, deccal akıl, istedikleri kadar internetten oradan buradan yönetmeyi denesinler. Günün sonunda hak gelir batıla çarpar ve batıl paramparça olur. Öyle de olacak. 2000 Aynen. yılında yurt dışında internet şirketimiz vardı hocam ve orada hosting ve internet paketleri satıyorduk 2000 yılında. 20 sene önce birçok internet Evet. müşterimiz vardı. Şimdi orada bir hafta boyunca bizim internetimiz koptu geldi, koptu geldi. Diğer firmaların da interneti koptu geldi ve biz ana firmayı aradığımızda, asıl yurt dışı bağlantılı firmayı aradığımızda bize gelen cevap şu. Bir haftadır güneş patlaması gerçekleşiyor. 2000-2001'de güneş patlaması gerçekleşiyor. Ve uydularda problem var. Şimdi istediği kadar Elon Musk ki o da projedir. İstediği kadar uzaya uydu atsın. İstediklerini yapmayı denesinler. Rabbim ol der ve güneşte bir patlama olur. Yörüngede uydu kalmaz. O yüzden öncelikle ben insanlara şunu söylüyorum. İlkel modda yaşamayı hatırlamamız gerekiyor. Ekip biçmeyi Tabii ki. hatırlamamız Aynen. gerekiyor. Çocuklarımıza nasıl edep ahlak öğretiyoruz? Teknolojiyi zaten kendileri öğreniyorlar. Çocuklarımıza domates nasıl ekilir? Salatalık nasıl ekilir? Kabak nasıl ekilir? Bir koyun nasıl güdülür? Ben çok şanslıydım. Benim yaşlı dedem, nur içinde olsun, İngiliz döneminde 30 yıl gardiyanlık yaptı. Yani 1906 doğumluydu benim dedem, nur içinde olsun. 30 yıl Allah gardiyanlık yaptı İngiliz döneminde. Ve ben dedemi çok dinlerdim. Bana çok hikayeler anlatırdı. Rahmetlik nenem dahil keza.
Nur içinde olsun. Bütün atalarımız nur içinde olsun. Geriye kalanları da Allah uzun sağlıklı Amin. nasip etsin. Bir şey söyleyeyim mi? İman dolu kalp inanılmaz bir servet hoca. Evet. Şimdi inşallah ulaşırız biz de o servete hep birlikte. İnşallah. Şimdi dedem bana şunu söylerdi. Bülent derdi. Hayatı öğrenmen lazım. Annem de bunu derdi tabii ki babam da. Ve bir koyunun doğum yapmasını 5 yaşında izledim. Dedemle tarlaya gider keçileri otlatırdık. Tavuklara Evet. yemek verirdik. Tavşanları beslerdik. Güvercinleri beslerdik. Sonra babam memurluktan emekli olduktan sonra sulu bir arazi aldı 10 dönüm. Babamla lisedeyken hem bilgisayar teknoloji kullanıyorum, hem derslerime çalışıyorum, hem atletizm takımındayım, hem voleybol takımındayım, hem milli takımdayım, voleybol milli ve Çok atletizm milli yoruldum. takımdayım. Çok yönlü, yorulmak bilmiyorum. Ve babamla tarlaya gidiyorum. 1500 kök acı biber ekmişiz, 1500 kök domates ekmişik. O kadar işte ürün ekmişiz biz. Onları oradaki işçiler hasat ediyordu. Babamla kamyonete korduk. Tarlada çok çalışırdım. Traktör çok kullandım hocam. Evet. Biçer döverle arazi hasat ederdim. Kamyonu kardeşim kullanırdı. Yalan yok. Ben kullanmadım kamyon. Biçer döver ve traktör çok kullandım. Massey Ferguson bir traktörümüz vardı. Ve New Holland'da biçer döverimiz. Ben babamla malı getirirdik evin önüne. Kamyoneti, vanı korduk. Gece 2'de 3'te kalkardım, hale giderdim. Malları indirirdim hale sırtımda. Adam bir Evet. kağıda yazardı. Kaç kilo patlıcan, kaç kilo domates. Baban gelsin biz hesaplaşacağız derdi. Eyvallah derdim. Ben o karneyi alır, gelir yatırdım, yıkanır yatırdım. Sabah da okula giderdim. Ben hep çalıştım hocam hayatım boyunca. Benim annem küçük yaşta anne babasını kaybetti ve bizi şöyle yetiştirdi. Biz varmışık gibi rahat olun. Biz yokmuşuk gibi yere sağlam basacaksınız. Bu arada annem Emine Çok güzel. Gardiyanoğlu, Evren'in işaretlerini okumayla ilgili kitap yazdı. Şu an çok satanlarda kitap. Çok güzel bir Maşallah. kitap. Benim annem yetiştirdi beni. Çok tasavvuf ehli, maneviyatı olan. Ben annemi görürdüm çocukluğumdan beri. Kur'an okurdu annem. Aynı zamanda da Atatürkçü bir kadın. Yani Kıbrıs'ta sol ve sağ yoktu eskiden. Doğru. Biz hep birlikteydik, mahallede hep beraberdik. Savaştan çıktıktan sonra sol sağ kalmıyor. Savaştan 74'te savaştan çıktıktan sonra geriye sadece hayatta kalmak kalıyor hocam. Çok doğru. Çok Benim doğru. mahallemde babası olan iki çocuktan biri benim. Öteki arkadaşlarımın, yaş grubumun hepsinin babası şehit oldu. Ve hatta benim bir arkadaşım var. Gökhan, Çok acıdı. Çok. acı bir durum hocam. Yok. Gökhan, şunu söyleyeyim. Bundan 7-8 hatta 10 sene önce şehit mezarları bulundu. Çocuğun DNA testini alıyorlar. Mezardan, toplu mezardan Rumlar kurşuna diziyor ya askerleri, köy Evet. halkını. Köy halkı. Oradan çocuğun babasını buluyorlar. Ve çocuğa babasını bir kutuda veriyorlar. Bu da senin baban diye. Çocuk alıyor onu, bakıyor babasına, iskelet parçaları gidiyor defnediyor törenle. Şimdi bunu sana söylememin sebebi şu hocam. Kıbrıs halkı çok çileler çekti. Türkiye halkı da çok çileler çekti. Bu yüzden Çok. bunun tekrarını önlemek için ülke içinde birlik çok önemli. Örnek vereyim Yunanistan. Sol sağ birbirini içeride yer. Dışarıda tek yumruk adamlar. Rum kesmeyi. Sol sağ içeride Evet. yerler birbirlerini. Dışarıda adamlar ya nefret ederler birbirlerinden. O ona küfreder, ona küfreder, nefret ederler. Ama dışarıda adamlar tek yumruk. Türkiye dışarıda bir hamle yapacak muhalefet üstüne saldırıyor. Ama bu muhalefet de değil. Eski muhalefet, ondan önceki muhalefet. 80 yıldır böyle. Yani Türkiye biz fikrimizi söyleyebilir. Ben senden farklı düşünebilirim. Sen de benden farklı düşünebilirsin. Sol, sağ hepsi farklı düşünebilir. Saygı duyarım. Ama dışarıda tek hareket arkadaşlar. Düşünsene. Sen gidiyorsun dışarıda bir şey yapacaksın.
Muhalefet senden önce gidip bozmaya çalışıyor. Ama Yunanistan'ın muhalefetiyle birlikte gidip işi bağlayıp geliyor adamlar. Evet, öyle oluyor. Bunu Ya kesinlikle sana çözmemiz lazım. katılıyorum. Söylediklerin tamamen doğru. İçimde acıdı şu anlattıklarından dolayı. Yani işte bu aynı zamanda Yunanistan'ı da geçiyorum. Batı'nın kirli yüzü. Yani Evet. Yunanistan'da onların devamı fark etmiyor. Onların uşağı, ayakçısı. Yani daha ne diyeyim, söyleyecek bir şey yok Bu onlara. arada Yunanistan'ı da sevmiyorlar Avrupa'da. Avrupa'da Yunanistan çok sevilmiyor Sevmiyorlar. çünkü Ayakçısı diyorum. Çok açık konuşuyorum. Hocam Onu neden? ayakçı olarak çok Şimdi sığıntı görüyorum. Ben konuştum birkaç tanesiyle. Şey diyorlar. Bu kadar işe yaramaz bir toplum olamaz. Sürekli sırtımıza yük diyorlar. Yunanistan hocam için. problem şu Onun Avrupa şimdi bak Yahudiler kendini üstün görüyor. hakkına Evet. İngilizler O kendini üstün ırk görüyor. Almanlar kendini öyle görüyor. Ama sorun şu, Yunanlı kendini tanrı görüyor bu gezegende Yunanlılar. Ve Yunanlı Ya. İngiliz'i de aşağılıyor, Alman'ı da aşağılıyor, Yahudi'yi de, İsrail'i de aşağılıyor. Adamlar en tepede görüyor kendilerini. Ekonomileri de en kötü olan onlar. Şimdi Rezil durum. onlar 2009 ya da 2010 yılında Yunan kanalı benimle röportaj yaptı. Rick 2'ydi galiba. Röportaj yapıldı. Adamlara şunu dedim. Hazırlanın batacaksınız dedim. Dediler niye batacak? Biz çok iyiyiz dedi. O zaman çok iyiydiler durumları. Bundan 10 sene önce. Evet. Dedim bakın evrensel bir denge var dedim kendilerine. Hak yersin karşılığında terazide bir şey ters gider. Siz dedim Evet. Kuzey Kıbrıs halkına yıllardır dedim 30 yıldır ambargo uyguluyorsunuz Kuzey Kıbrıs halkına. O adam Kuzey Kıbrıs'ta bir baba senin uyguladığın ambargodan dolayı çocuğuna süt götüremediğinde bunun evrensel bir tokatı var. Siz Doğru. keyif yaparken bir başka dünyanın bir yerinde biri acı çekiyorsa bunun tokatı var. Yunanistan tokatı yedi. Şimdi Avrupa Yok. Birliği tokat yiyor. Avrupa Birliği'nin gidişatı hiç Yok. iyi değil. Avrupa Çok çökecek. kötü. Ve bu korona sürecinde İtalya'ya maske vermediler. İtalya'ya Evet. oksijen makinesi vermediler. Avrupa bu ve Amerika hayaller ülkesi Amerika çöktü bütün dünyanın gözünde. Tabii ki. Ve ne ilginçtir Türkiye yani mükemmel değil, mükemmel değil. Fakat iyi bir stratejiyle minimum zayiatla çıkıldı bu oyun içinden birinci şeyde. Şu an devam ediyor gerçi. Hadi daha ikinci, üçüncü, dördüncü aşamaları var bunun yani. Kıbrıs'ta biz birinci etapta adada toplam 4 kişi hayatını kaybettik koronadan. İkisi adaya koronayı getiren 2 Alman turist zaten hayatını kaybetti. Diğer ikisi de onunla temasta olan işte şofördü, çalışan da onlardı hayatını kaybetti. Nur içinde olsunlar. Anladım. O da kötü bir şey. Dünyanın bir başka yerinden gidip bir başka yerinde hayatını kaybetmek. Evet. Allah arkadaşlar Allah ölümün de hayırlısını herkese nasip etsin. Bu da çok önemli. Onu size söyleyeyim. Yani dediğimi ancak gören böyle gönülden içten söyler. O yüzden Tabii. arkadaşlar Kıbrıs ve Türkiye çok önemli bir nokta. Kıbrıs maden cenneti. Etrafı petrol kaynıyor. Bu petrol Türkiye'ye, dünyaya yeter. Ama herkes Kuzey Kıbrıs halkını ve Türkiye halkını ikiye bölüp birbirlerine düşman edip Türkiye'yi de kendi içinde parçalayıp Kıbrıs'ı da kendi içinde parçalayıp bütün etraftaki kaynakları kendilerine kullanmak istiyorlar. Adamların var ya medeniyet dediğin Mehmet Akif Ersoy Tek medeniyet dişi kalmış dediğin tek dişi ya. kalmış Tek dişi canavar. Ben kalmış ya. Öyle tekrar oluyor. söylüyorum arkadaşlar şu an Türkiye birçok sistemle teknoloji yatırımlarıyla ki şimdi sol grup beni topa tutuyor. En az 100 kişi gidecek sayfadan. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu ülkede 100 yıldır arkadaşlar vergi toplanıyor halktan da niye şimdi yapılıyor peki? Ben siyasetçi değilim. Şimdiki hükümeti de tutmuyorum onu söyleyeyim. Muhalefeti de tutmuyorum. Ben sadece Türkiye'nin çıkarlarının ve halkının çıkarlarını tutuyorum arkadaşlar. Sadece hükümete halk seçtiği için saygı duyuyorum.
Muhalefetin de saygı duyması lazım ben duyduğum gibi. Çünkü ben siyasi görüşüm yoktu. Tekrar söylüyorum. Haluk Hocam sen de geçen gün söyledin. Kimseden bir şeyim yoktu. Ben de Bülent Evet. Kayardianoğlu olarak herhangi bir siyasi partiye, cemaate, tarikata, iş adamına, hükümete, ülkeye bağımlı değilim arkadaşlar. O yüzden rahat rahat konuşurum. Tabii ki. Ve biz hayatımızı tırnağımızla kazıya kazıya kazanırık. Ekmeğimizi de bölerek yerik, mütevazi de yaşarık. Şimdi bunu söylememin sebebi şu. Türkiye, dünyada Arap ülkeleri Müslümanlığı yapamadı hocam. Yani Suudi Arabistan'da bir şeyh, bir kral altın arabaya binip yanda Yemen Müslüman ülkede çocuk süt içemediği için, ilaç alamadığı için ölüyorsa Suudi Arabistan Müslüman değildir. İstedikleri kadar çırpınsınlar. Tabii. Aynen Allah'ın öyle. emrettiği hiçbir şeyi, kuralı uygulamadılar. Bu Yok, birincisi. yapamadılar. İkincisi, Türkiye ekonomisi belli arkadaşlar. İçindeki karışıklık belli. Bu kadar sıkıntısı var. Dünyanın her tarafına erzak gönderiyor hocam. Afrika'ya da, Doğru. Güney Amerika'ya da, Doğru. Türkiye ülkelerde her yere. Ve tekrar söylüyorum bakın Atatürk'ün gizli vasiyeti araştırın. Türkiye Cumhuriyetler Birliği. Bu ülke Türkiye vatanımız, hepimizin vatanı. Kıbrıs'ın da vatanıdır istediğini söyleyin. Tabii Bu ki. ülke, bu ülkeyi ayakta tutarsak solda sağda başaracak. Ayakta tutamazsak sol tarafta, sağ tarafta Yok evlatlarını mu? olmayan bir ülkeye bırakacak arkadaşlar. Ya Size bu da işte yani rahmetli sonuçta hocam yani sonuçta işte Suriye, Irak'ı görüyorsun ne haldeler. perişanlar. Onlar almaz. Ülke falan diye bir şey yok orada. Libya Aynı perişan. durumda bir Arap oldu. Yani yazık. Yazık günah ama Türkiye Cumhuriyeti onu olmaz. Türkiye Cumhuriyeti olmayacak. Onun garantisini veririm. Başka bir sebebi var bunun. Hiçbir zaman da olmadı. Çünkü bir geçmişte bir tarih var. Osmanlı'nın yıkılışı bile başka türlü oldu. Cumhuriyet kuruldu. Biraz önce senin dediğin gibi gizli vasiyetler de var, başka şeyler de var. O avcunu yalayacaklar. O tür hayallere kapılanlar. O Hocam, konuda herkesin içi rahat olsun. Ya buradan bu kadarını söyleyeyim ya. Çanakkale Savaşı'ndaki o daha önce o bölgedeki savaşan şehitlerin ruhlarının gelip Çanakkale askerlerine yardım etmesi gibi Orada çok ben evet. bütün alem ve boyutların iç içe olduğuna inanırım. Türkiye'de maneviyatı çok güçlü insanlar var. Artı dünyanın dört bir tarafında maneviyatı çok güçlü insanlar var. Evet. Biz moralimizi yüksek tutarsak, işte ben 12 yıldır bunu anlatıyorum insanlara. Etrafındaki dönen dümenleri anlatıyorum. Bilinçaltımızı nasıl arındıracak, vesveseyi nasıl susturacak, korkularımız var. Kaybetme korkusu, yalnız kalma korkusu, başarısızlık korkusu, çaresizlik korkusu, acı çekme korkusu, dışlanma korkusu, el alem ne der korkusu, reddedilme korkusu, sevilmeme Tabii ki. korkusu, bir sürü korkumuz var. Şimdi adamlar televizyonu, medyayı kullanarak senin bu korkularından seni yakalayıp cebindeki parayı alıp çipi takıp seni köle yapmaya çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Tabii ki. Kalbini, İslam mı? kalbindeki kin ve öfkeyi, kırgınlığı şifalandır. Allah'ım de kalbimi ilahi aşka yeniden açıyorum de bir nefes al, aldığını hisset. Hiçbir televizyon yayını, hiçbir subliminal mesaj etkilemiyor seni. Niye biliyor musun? Ben şunu diyorum. Allah'ım bu yayında subliminal mesaj varsa başım dönsün, midem bulansın. Örneğin bu bir ipucudur. Evet. Ve ne oluyor biliyor musun hocam? O filmin içinde ikinci dakikada başım ağrı giriyor. Diyorum ki bu filmde subliminal mesaj var. Şimdi diyorum filmdeki mesajları çözeceğim. Ve şu an Evet. insanlarda mesela şöyle söyleyeyim hocam. Gerçek bir Müslümana, gerçek bir Hristiyana, gerçek bir Museviye. Kur'an'da der ya, gerçekten Allah'ın emrettiklerini uygulayanlara da iyilikler var diğer tarafta. Sadece Müslümanlaşıp, gene burada da Müslümanlar öfke doluyor bu sefer. Hayır, illa Hristiyanların hepsi cehenneme gidecek. Tüm Yahudiler İlkel bir de. yaklaşım. Çok ilkel bir İlla, yaklaşım. yani Müslüman dışında herkes yanacak illaki. Bu da bir kin Öylesi nefrettir yok. arkadaşlar. Biz niyet Aynen. edelim. Öteki Hristiyan ve Yahudiler de Müslümanlığı öğrensinler. Bizim güzel yaşamımızla,
Bizi örnek alsınlar. Çünkü biz Tabii ki. onlara nefret gönderdikçe tepki olarak bize cevap geliyor. Bizden eğer sevgi, hoşgörü giderse bizi örnek alacaklar. Çünkü onlar da birbirlerine karşı düşmanlık içindeler. Tabii Şimdi ki. Evet. gerçek bir Müslüman sübliminal mesajdan etkilenmez. Bir. İkincisi, üniversitede benim hocam dedi ki, hocam seni çok yordum bu arada. Birazdan yayını keselim, dinlenesin sen. Evet, Hakkını yok bize helal yok. et. Tabii Şöyle ki. şöyle söyleyeyim hocam sana. Diyelim ki iPhone 11 var şu an, iPhone 12 var. Örneğin. Evet. Hı. Ben iPhone 4 aldığımda, iPhone 6 vardı piyasada. Uzun süre ben iPhone 4'ümü kullandım, 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 kullandım. Defalarca kırıldı, düştü, kırıldı. Sakarım biraz çünkü bazen. Evet. Tamirci en son 4, 3. 4. tamirde, abi ne olur git yeni bir telefon al dedi bana. Çünkü astar yüzünden pahalıya geldi. Benim Tabii ki çok pahalı. üniversitede hocam bana şunu söyledi bütün sınıfa. Çocuklar dedi kullanmayacağınız düğmeye para ödemeyin. Ya çamaşır makinem benim 40 program almışım yıllar önce. Hızlıyı kullanmışım. Hızlı pratik kullanmayı. 30 dakikada yıkay, 35 dakikada ekspresi kullanmışım. 39 programın parasını vermişim hiç kullanmamışım. Şimdi bunun gibi araba alıyorsun 50 bin özellik var. Cep telefonundan 500 bin özellik var. Arkadaşlar açık ve net söylüyorum size. Kullanmayacağınız düğmeye para ödemediğinizde bu adamların cebine para gitmiyor. Uluslararası markaları minimuma indirin. Elbette ki kullanmak zorundayız bazılarını. Minimuma indirin. İki. Üçüncüsü en son benim iPhone 6 aldım. iPhone 8 çıktı da hocam. iPhone 6'yı da şöyle bir yanlış niyet yaptım. Eşime dedim ki bu telefonun başına bir şey gelmediği sürece değiştirmeyeceğim dedim. Telefon suya düştü. Ve gittim bu sefer cep telefonu firmasının kampanyasından taksitli bir tane telefon aldım. iPhone X çıktığında iPhone 8 almak zorunda kaldım. Yoksa 6'mı kullanacaktım. Şimdi Anladım. akıllandım. Artık sıfır telefon almıyorum. Çünkü sıfır telefon alıyorsun. Eve gelmeden yenisi çıkıyor ve ortalama iyi bir telefon 500 ile 1000 dolar arası, 1200 dolar Doğru, arası hocam. doğru. Ha, şimdi Tabii. bunları niye anlatıyorum? Gerçek maneviyatı olan bir insan elinde iyi telefonla gezdiğinde kendini iyi hissetmez, kötü hisseder. Şimdi bu biraz şey alınanlar olacak ona göre. Hocam tekrar söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim. Bak hocam benim telefonum şu an ikinci el aldım ben telefonumu. Ve ikinci el bir telefon kullanıyorum. Zili bile doğru dürüst çalmıyor ama canlı yayın yapıyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bu telefon atıyorum 1.000 lira. Bunun sıfırı 9.000 lira. Şimdi 8.000 TL'ye 8.000 TL farka ben gariban çocuk doyurabilir miyim? Ya da evimin bir eksiğini alabilir miyim? Ya da başka birine yardım edebilir miyim? Ya da bu projede ki ben artırdığım bütün kazancımı teknolojideki bu projelere yatırıyorum. Bizim şu an lütfen nefes21.com internet sayfamızı nefes21.com internet sayfamızı lütfen takip edin. Orada hakikat, farkındalık, kişisel gelişim üzerine birçok video ve yazı var. 400'e yakın yazı var. Haluk Özdil hocamızın da videolarını oraya koyacağız. Ve bu site yılda ortalama 2 milyon ziyaretçi alıyor geçen sene. Bu yıl biz 4 milyondan fazla ziyaretçi niyet ettik. Ve şunu Çok iyi. söyleyeyim. Biz o siteyi nefesimi.com'u yıllarca biriktirdiğim bütün birikimlerle yaptık biz onları. Ve cep telefonu uygulaması çıkarttık şu an. Bu cep telefonu uygulaması senin psikolojik durumuna göre sana yardım ediyor. Destek oluyor sana. Nefes Çok çalışmaları, iyi. farkındalık. Muhteşem. Yani Kur'an'da der ya şeytan, ben senin yolun üstünde bekleyeceğim onları. Yani ben inançlıymışım gibi gözükeceğim de.
Ben de diyorum ki biz de o yola gidenlerin bir önceki istasyonda köprüden önceki son çıkış diye hakkı gösteriyoruz insanlara. Anlıyorum. Anlıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum Ben her şey teşekkür ederim. için. Hakkını helal et hocam. Görüşmek üzere tekrar. Bizi izleyenlere de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hocam kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Hissediyorum bize Tabii ki. kırılanlar var. Arkadaşlar biz Hani bu akşam hiç kimseye laf söylemedik. Bir. İkincisi bu akşam hiçbir kurum veya siyasi partiye laf söylemedik. İki. tabii ki. Üçüncüsü zihninizde kutuplaşma varsa ben onun adamıyım. Ben bu görüşüm deyip ülke içinde başka bir tarafı düşman görüyorsan İsrail'in oyununa geldin demektir. Nedir İsrail'in oyunu? Böl ve yönet. Aynen, Elbette ki aynen. zıt fikir olacak. Elbette ki zıt fikir olacak. Ve ben Tabii zıt ki fikirleri, karşılıyoruz canım. ben Yani. karşıt görüşleri severim çünkü benim gelişmeme yardım ediyor. Eğer 8 Evet. milyar insan benim gibi düşünürse bir adım yol gidemeyiz arkadaşlar. O Demek ki. yüzden zıt görüş sana eksiğini gösteriyor. Lütfen kimse kimseye alınmasın, kırılmasın, gücenmesin. Bir de hocam bu akşam herkese bir hediyemiz var, iznin olursa. Estağfurullah, tabii buyurun. Evrenin İlahi Dili kitabının seslisi MP3'ü bu yayını şu an izleyip Yılmaz, özür dilerim, Haluk Özdil ve Bülent Gardiyanoğlu Instagram hesaplarını takibe alan Haluk Özdil ve Bülent Gardiyanoğlu Instagram hesaplarını takibe alıp Bülent Gardiyanoğlu profilindeki linki tıklayan herkese benim hayatımın değişimini anlatan kitabın seslisi hediyedir arkadaşlar. Şimdi izleyen, sonra izleyen, Bayağı çok daha güzelmiş. sonra izleyen. Şu ana kadar bu kitabı 1 milyondan fazla kişi dinledi ve geri dönüşler şöyle. Boşanmak üzereydim, yuvam düzeldi. İflas ediyordum, işlerim yoluna girdi. Dibe Çok. çakıldıydım, moralim düzeldi. Moral veren, motivasyon veren, yol gösteren kitap ücretsiz seslisi. Muhteşem. Gerçekten muhteşem bir hediye sistemi. Haluk Özdil hocamızın sayfasını takip alıyorsunuz. Açıklamalarda birazdan yazacağım. Bülent Gardiyanoğlu takip alıyorsunuz. Ve Bülent Gardiyanoğlu profilindeki linkte, videoda, biz görsel bir toplumu videoda nasıl dinleyeceğinizi anlattım. Ücretsizdir arkadaşlar. Bu videonun altına bizi etiket arkadaşlarınızı etiketleyin, hediye edin ve bu bilgilerden onlara nasiplensin. Hocam seninle günlerce konuşsak, konuşuruk. Sağ olun. Evet, gerçekten sizi dinlemek büyük keyifti, Sizi de öyle zevkti. hocam. Çok öğrendik. Teşekkür ediyoruz. Tekrar Hakkını görüşmek helal et dileğiyle. İyi hocam. akşamlar İyi diliyorum. akşamlar. Şarj bitmek üzere. Telefon. Evet. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Merhaba. Kendini yetersiz mi hissediyorsun? Artık kendini hatırlama vakti. Şimdi derin bir nefes al ve içinden tekrar et. Kendimi ve yeteneklerimi görmeyi seçiyorum. Kendi gücümü açığa çıkarmayı ve kullanmayı seçiyorum. Doğuştan yetenekli olduğumu biliyorum. Sadece kendimi hatırlamaya ihtiyacım olduğunun farkındayım. Kendim olmaya izin veriyorum. Yeteneklerimin ve kendimin her an farkında olmaya niyet ediyorum. Merhaba. Geçmişin yükünü hala sırtında taşıyanlardan mısın? Bu yükleri bırakmaya ne dersin? Gözlerini kapat ve söylediklerimi içinden tekrar et. Geçmişte olanları değiştiremeyeceğimi biliyorum. Değiştiremeyeceğim şeyler için üzülmeyi bırakıyorum. Bugünden itibaren kendi enerjime sahip çıkıyorum. Hayatımın
sorumluluğunu alıyorum. Merhaba, kaygı seni esir mi aldı? Güvende olmayı bilmek ister misin? Gözlerini kapat ve söylediklerimi içinden tekrar et. Kaygılanmak, güvende hissetmek kadar normal bir duygudur. Beni korumak ve hayatta tutmak için var olduğunu biliyorum. Kaygı duygumu dengeye almaya niyet ediyorum. Yüce Allah'ın koruması altında olduğumu biliyorum. Allah dilemedikçe hiçbir şeyin bana zarar veremeyeceğini biliyorum. Her şeyimle kendimi Allah'a emanet ediyorum. Güvendeyim.